Kolay ve ekonomiktir. İSONEM, yalıtımın rengi. Burası Gündem Masası, haberin daimi adresi. 3 Kasım Cuma. Haftayı toparlıyoruz. Günün sıcak izlerini birlikte takip edeceğiz. Siyaset ısındı. Yarın kurultay var. Gün boyu özel yayınlarla başkent Ankara'dan canlı yayınla karşınızda olacağız. Peki başka? Cebimizin hesabı, faiz kararı derken, kur krizi derken, yapılan açıklamalar, yapılan finansman arayışları, köprü, otoyol, özelleştirme meselesi. Hafta boyunca manşetler ekonomik olarak da ağırlaşmaya başlamıştı. Bugün enflasyon verilerinde duyduk. Başka ne var? Gazze hattı var. Kudüs'te yine bir kritik cuma. Yine döneceğiz. Sözcü Televizyonu ekibi o noktada adım adım haber takibinde. Başka? Yargı var. Yargıda tutuklanan, gözaltına alınan meslektaşlarımız, meslek büyüklerimiz var. Yakından takip etmeye, doğru soruları sormaya devam edeceğiz elbette. Peki başka ne var? Başka bir de meşhur bir yargı dosyası var. Polatlar soruşturması, ki tüm ayrıntılarıyla ilk kez Sözcü Televizyonu'nda arka planıyla öğrendiğiniz suçlamalar, iddialar bugün yenileriyle şekillenecek. Hadi manşetlerle başlayalım. Kuşkusuz günün manşeti yarından bir geri sayımı içeriyor. Geri sayım bitiyor, CHP'de kurultay zamanı. Adaylar var, adaylar konuşuyorlar, bu ekranlarda konuştular. Adayların beyanları gerek Sözcü gazetesinde gerek Sözcü televizyonunda her şekliyle yer buldu. Delege baktı, seçmen baktı, izleyici baktı, okudu, gördü, bir kanaat oluşturdu. Yarın iş bitecek. Yarın foto finişle bitecek diyen var, hayır fark olur diyenler. İmza desteğinde o imzaları verenlerin acaba haberi var mıdır diyenler var. Bir yandan İl başkanları destek olurken verilen sayıdan neden daha az kişi kamera karşısında diyen var. Karşılıklı adaylardan böyle açıklamalar geliyor elbette. Bu da siyaseti, özellikle de kurultay gündemini ısındırıyor. Yarın en net tabloyu göreceğiz. Delege gerçekte kimi destekliyormuş? Ortaya çıkacak. Ortaya çıkan yeni bir yönetim ve beraberinde genel başkanlığın Sayın Kılıçdaroğlu'nun devamı ya da Sayın Özel'in ya da Sayın Öymen'in ya da Sayın Cihaner'in teslim alma sürecimi, neye şahit olursak bundan sonrasına ilişkin yorumlar da yapacağız. O yüzden yarınki yayına çok iyi hazırlandık. Alanında uzman konuklar ve her cepheden, yani her adaydan, her yönetimden, her kadrodan çok özel konuklar gün boyu karşınızda olacak. Döneceğiz, bu yayınları yapacağız ama enflasyon vatandaşın gerçek gündemi. TÜİK dedi ki, ne diyoruz biz? TÜİK enflasyon diyoruz değil mi? TÜİK enflasyon yıllık %61'in biraz üzerinde. 61.3. Peki ya bağımsız ekonomistlerce kurulan ve TÜİK'in alışveriş sepetini, enflasyon sepetini açıklamamasına tepki olarak doğmuş ENAG ne diyor? ENAG'a göre yıllık enflasyon %126,1. Hesaba bakacağız elbette. Bu sepet tutarlarında hangi ürünler var? Zam şampiyonları hangileridir? Çarşıda, pazarda durum nedir? En önemlisi vatandaşın görüşü. Önemli. Bu konuda çok çarpıcı röportajlar da olacak. Ayrıca sokaktan mikrofon uzattığımız vatandaşların sesini, itirazını, tepkisini de ekranlara getirmeye çalışacağız. Ha bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Bir de kur krizimiz var. Dolar TL kurunda 28.40, Euro TL kurunda 30.20 bandında seyrediyor süreç. Bunu da yakından takip ediyoruz. Bir de ne dedik? Yargı gündemi ağırlaşıyor. Tolga Şardan, T24 yazarı. Kurumlar Ankara, soruşturma İstanbul, cezaevi İstanbul dedik. Neden buna işaret ediyoruz? Şundan dolayı. Soruşturmaya, tutuklamaya konu yazı. Yazının içeriği, içeriği itibariyle ilgilendirdiği kurumlar. Tamamı başkent Ankara'da. Gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek MİT Müsteşarlığı. Şimdi kurumlar Ankara'da, MİT Başkanlığı Ankara'da ama soruşturma İstanbul'dan. Kendi adresi Ankara'da, soruşturma İstanbul'da, tutuklama kararı Sincan, sonra cezaevi de İstanbul. Yani İstanbul'a sevk edildi Tolga Şardan. Ne oluyor sorusunu sormak lazım. Ayrıca Tolga Şardan'ın avukatları dijital materyallere el konulurken kopyasının çıkartılmadığını
imajlarının çıkartılmadığı konusunda bir suçlama yöneltiyorlar. Soruşturma bürosuna yöneltiyorlar bu suçlamayı. Arka planını irdeleyeceğiz elbette. Bununla birlikte bir başka meslek büyüğümüz Cengiz Erdinç gözaltındaydı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Detaylarını da paylaşacağız. Ama önce madem yargı gündemi dedik, dün yargı gündeminde Polatlar soruşturmasında tıpkı ilk gün olduğu gibi, yani ne zaman iş yerlerine baskın yapıldı, o gün Ozan Kelleci oradaydı. Yakından takip etmeye devam ediyor. Dün de demişti ki ya Emniyet Genel Müdürlüğü önüne, Vatan Emniyet Yerleşkesi önüne, düzelteyim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne araçlar gelecek, lüks araçlar. Hakikaten geldi. Hatta tatil noktalarında, tatil varlıklarının işte bahçesinde, önünde, garajında bulunan araçlar daha gelmedi dedikleri de var. Bakalım onlar da geldikten sonra nasıl bir lüks araç sergisini göreceğiz. Ama bunun dışında bugün ifade günü, ilk beyanları kayda geçecek deniyor. Detaylar için sözü vatana bırakalım, Ozan Kelleci'ye. Can Coşkun, gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini hatırlatarak başlayalım. Firari şüphelilerden 3 şüpheli dün emniyete gelerek teslim oldu. Toplam soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 20 idi. Ama bambaşka bir detay ortaya çıktı. O da soruşturmanın Ankara'ya sıçradığını gösteriyor. Dilan Polat'a ait bir medikal şirketi var. Ankara'da 2 kişiye bir franchise veriliyor. Bu franchise üzerindeki paraları bu şüpheliler, 2 şüpheli. Şüphelilerden biri Mustafa isimli şüpheli, oradaki parayı çekiyor ve nişanlısının hesabına aktarıyor. Yani burada şüpheli bir işlem var. Daha sonra bu işlemi yaparken aslında buradaki amaçları tırnak içerisinde söylüyorum, parayı aklamak, parayı kurtarmak ve bu işlemi yaparken de bankada çalışan, benzinde çalışan kişinin dikkatini çekiyor bu para aktarımı ve hemen polis ekiplerini arıyor ve ihbarda bulunuyor. Şüpheli bir işlem var ve buradan bir para aktarımı söz konusu diyor ve ihbarda bulunuyor. Polis ekipleri de hemen harekete geçiyor ve o iki şüpheliyi gözaltına alıyorlar ve onlarla birlikte iki şüpheli daha yakalanıyor. Yani toplamda Ankara'da bu franchise şirket üzerinden para aktardıkları, parayı çevirdikleri belli olan 4 şüpheli gözaltına alınıyor. Ortada aktarılan paranın miktarı da tam 1 milyon 800 bin liraya ulaşıyor. Bu operasyon ne zaman yapılıyor? Hatta bu işlem ne zaman yapılıyor? Onu da aktarayım sizlere. Henüz daha dün yapılıyor. Yani operasyon yapılmış. Dilan Engin Polat çiftine aradan 2 gün geçmiş. Dün 2. gündü, bugün 3. gün. Dün daha henüz yeni bir şekilde soruşturma devam ederken, gözaltılar devam ederken oradaki parayı aktarmak, elden çıkartmak için böyle bir yöntem izliyorlar. Ama bankadaki görevli personelin dikkatinden kaçmıyor ve hızlı bir şekilde meblağ yüksek olduğu için şüpheli işlem görüyor. Polis ekiplerine haber veriyor ve daha sonrasında böylelikle soruşturmanın bir başka ayağı da ortaya çıkmış oluyor. Orada 4 şüpheli gözaltında, firari şüphelilerden 3'ü teslim oldu. Toplamda da şüpheli sayısı, gözaltına alınan şüpheli sayısı 24'e yükseldi. Bu şüphelilerden henüz 8'inin ifade verme işlemleri tamamlandı. Hatırlayacaksınız, en zayıf halkadan başlayacağının vurgusunu yapmıştık. Hesap hareketlerinde, dokümanlarda en az adı geçen, en az hareketleri olan şüphelilerin ilk sorgusu yapılacaktı. Bunun sebebi de şuydu: evde ele geçirilen, operasyonda ele geçirilen evrak vardı, doküman vardı, materyal vardı, bilgisayarlar vardı, post cihazları vardı ev ve iş yerlerine alınan. Bunlar birbirleriyle karşılaştırılacak. Eldeki veriler, polisin elindeki veriler, operasyonlarda ele geçirilen veriler birleştirilecek ve hemen akabinde de o sorular, ona yönelik sorular düğümü çözmek için sorulacaktı. Bu 8 şüphelinin ifade verme işlemi tamamlandı. Engin ve Dilan Polat çifti henüz ifade vermedi. Onun da önümüzdeki dakikalarda artık ifade verme işlemlerinin başlamasını bekliyoruz. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Kaynaklarımızdan edindiğimiz yine bilgilere göre bugün tüm ifade verme işlemleri tamamlanacak ve Engin ve Dilan Polat çifti de yarın emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlanmış olacağını öngörüyorlar ve bununla birlikte de Anadolu Adliyesi'nin yolunu tutacaklar. Öncelikle orada savcılık sorguları yapılacak. Orada yine burada ifade verdiler ama savcıdan da ifadeleri alınacak. O ifade verdikten sonra da şüpheliler eğer görülürse, şüpheli görürlerse, devam ederse bu şüphe, hakimliğe de sevk edilmelerini bekliyoruz şüphelilerin. Öte yandan baktığımızda yavaş yavaş geriye doğru gitmek gerekiyor aslında. Bu operasyon nasıl geldi? Göz göre göre geldi. Öncelikle geçen ay Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı bir soruşturma başlattı 4 suçtan. Resmi belgede sahtecilik,
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve kamuoyunda bilinen adıyla kara para aklamak şeklinde 3 ayrı suç, 4 ayrı suç vardı hatta. Yine vergi usul kanununa muhalefet de vardı. Soruşturma başladı. Sonra ne oldu? Mal varlıklarına el kondu. Hemen akabinde ne oldu? Çift hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sonra masanın bir raporu çıktı ortaya. O rapora göre 5 ayrı şirketten Engin ve Dilan Polat çiftine ait tek bir firmaya, gayrimenkul firmasına 200 milyon lira aktarıldı ve sahte para, sahte fatura, yani yine kamuoyunda bilinen adıyla naylon fatura yöntemiyle bu şekilde para aktarıldığı görüldü. O şirketten de lüks araç, gayrimenkul alındığı tespit edildi ama burada sorulacak soru şu olacak Engin ve Dilan Polat çiftine. Siz 5 ayrı şirketten tek bir şirkete para aktardınız. Buraya kadar tamam değil ama tamam diyelim. Ama 5 ayrı şirkete bu 200 milyon lira nereden geldi? Bunun kaynağı ne? Bu da sorulacak yine Engin ve Dilan Polat çiftine. Ama lüks arabalar demişken altını bir kez daha çizelim. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine Engin ve Dilan Polat çiftine ait çok sayıda lüks araç getirildi. Hatta sayılarına bakıyorum, 24 araç vardı. Bu 24 aracın 13'ü vatan yerleşkesine getirildi. Geri kalan 11 araç çekilmesi zor yerlerdeydi ve araçlara zarar verilmemesi için o bölgeden alınmadı. Şimdi bu lüks araçlara çok dikkat çekenler vardı. Piyasa değerleri neredeyse 150 milyonu geçiyor. Zaten bir tane o meşhur bir araç var, hatırlayacaksınız, kırmızı spor lüks bir araç ki o araçta çekilen videolarda viral olmuştu. Dilan Polat'a bir kamera uzatılıyor, telefon uzatılıyor, ne iş yaptığı soruluyor. Sonuçta piyasa değeri 50 milyon liraya bulan bir araca biniyor. O soru sorulduğunda tırnak içerisinde kendi ifadeyle kocamın karısı, karısıyım yanıtını veriyordu. O araç da dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yerleşkesine getirildi. Yine geçen hafta yapılan operasyon, iş yerlerinde yapılan operasyonlarda o şubenin önünde, otoparkında gördüğümüz araçlar vardı. O araçları da bugün baktığımızda onlar da vatan yerleşkesinde, hatta o kırmızı lüks araçta ve diğer araçların koltuğunda Engin ve Dilan Polat otururken birkaç gün öncesinde dün polis memurları oturuyordu. Hatta şöyle bir detay daha vardı. Bir yandan o lüks araçlar sergilenirken emniyetin bulunduğu kısmın 5 metre, 10 metre yüksekliğinde binada bir plazma ekran var. O plazma ekranda da araçlar sergilenirken operasyonun görüntüleri vardı. Peki Engin ve Dilan Polat neredeydi? Araçları oradayken, görüntüler paylaşırken hemen o duvarın arkasındalardı. Şu anda arkadaki binanın bir arkasındaki binada, yani bize yaklaşık 400 metre uzaklıktaki mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin nezarethanesinde bulunuyorlar. Ara ara avukatlarıyla görüşüyorlar ama henüz dediğim gibi ifade verme işlemleri başlamadı. Önümüzdeki dakikalar içerisinde onların da ifade verme işlemleri başlayacak. Bugün tüm ifadelerin, 24 şüphelinin tümünün ifade verme işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Buradaki işlemler bittikten sonra da Engin Dilan Polat çiftiyle birlikte diğer şüphelilerin de sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Orada nöbetçi savcı karşısına çıkacaklar öncelikle. Yine burada verdiği ifadeler mi ya da farklı ifadeler mi? Tabii savcının soruları da farklı olabilir. Soruşturma oradan yürütülüyor. O yönde de sorular sorulacak onlara. İfadeleri alınacak, sorguları yapılacak ve hemen akabinde de suç ceza hakimliklerine sevk edilmelerini bekliyoruz. Sonuç ne olacak onu hep birlikte göreceğiz aslında yarın ama bugün en önemli kısım aslında Engin ve Dilan Polat çiftinin ifadelerinin başlaması ve bitmesi. Biz de ifadeyle ilgili bir detay olursa onu da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Can Coşkun. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolaylıklar. Hem özeti dinledik hem bugün olup biteceklere dair net bir takvim duyduk. Bakalım hangi cümleleri kayda geçecek. Doğrusu merakla bekliyor olacağız. Döndük stüdyoya efendim. Bu konuda hızlıca bir görüş alalım. Hukukçu Celal Ülgen bizlerle birlikte. Şimdi sormak lazım elbette. Bu soruşturma nereye gider? Bu insanlar bu kadar göz önünde olmasaydı yargı harekete geçecek miydi, geçmeyecek miydi? Türkiye'nin tecrübeli hukukçularından biri bu meseleye dair ne düşünüyor? Hakikaten merak ediyorum. Celal Ülgen, selamlar. Merhaba, iyi yayınlar sevgili Can. Çok teşekkür Şimdi ederim. Önce şunu söylemek gerekir Can. Türkiye kara para aklama açısından adeta dünyanın en elverişli bir ülkesi haline geldi. Bunu neden söylüyorum? Şimdi Avrupa ülkelerinde bir yerden bir yere para gönderirken bankalar adeta sorgu yapıyor. Bu paranın nereye gideceğini, kime gönderileceğini, gerekçesi var mı, faturası var mı, sözleşmesi var mı diye soruyor. Bizde böyle bir şey yok. Bizde herkes birbirine yüksek miktarlarda para gönderebiliyorlar. İkincisi, Türkiye'de kimin nasıl zenginleştiği konusunda hiçbir sorgulama yok.
Yani işte bu Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçları alırken, işte gülle donatılmış havuzlarda yüzerken, bugüne kadar hiç kimse bir şey sormadı. Ne zaman ki kamuoyunda bu olay açıklandı ve infial yaratmaya başladı, o zaman soruşturma başladı. Ama soruşturmanın başlamış olması da çok önemlidir. Kara para aklama davalarında önemli bir dava şartı vardır. Yani kara para aklama davasına gitmek için önce bir öncül davanın olması lazım. Yani bu kişiler hakkında açılmış başka bir davanın olması lazım ki arkasından kara para aklama davası açılabilsin. Şimdi o açıdan bunları bilmiyoruz. Bunlar henüz gizli. Bir yorum da yapamıyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bu konularda yetkili merciler her türlü eylemi ve işlemi tamamladılar. Bugün muhtemeldir ifadeleri alındıktan sonra Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasını bekleyebiliriz. Öyle mi? Tutuklanmasını mı bekliyorsunuz? Evet. Yani çünkü bu göstergeler, araçların alınması, Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi, bunlar son derece ciddi şeyler. Yani bütün bunlara karşın bir tutuklama olmaması dağın fara doğurması demektir ve bu işlerin yeniden arabaların yerine iade edilmesi veya işte Ankara'ya kadar uzadı bu soruşturma. Franchising denilmiş bir şirkete karşı da soruşturma yapılıyor. Yani bütün günün sonunda bugün bir tutuklama olabileceğini, hatta kara para aklama davalarında tutuklama olmadan yargılamanın yapılmasının mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi bir yandan şunu da sormak isterim. Kara para aklama hususu ve Türkiye'de işte iddialar, suçlamalar. Bir görüntü gelecek ekranlara. Şimdi Engin Polat'la eşi Dilan Polat'ın Ataşehir'de yaşadığı 3 katlı ev ile Engin Polat'ın anne ve babasının yaklaşık 5 yıl önce yaşadığı gecekondu. Havadan bu şekilde görüntülendi. 5 yıl içinde nereden nereye diye izleyicilerin sormalarının arkasındaki görüntüler bunlar. Gündüz saatlerinden bu yana, erken saatlerden bu yana sosyal medyada da bu görüntüler devam ediyor. Bu insanlar göz önünde olmasalardı bu kadar, 5 yıllık bu hikaye, şüpheli görünen para hareketleri, işte MASAK raporları ve bugün karşı karşıya kaldığı suçlamalar, bunların hiçbiri olmayacaktı diye düşünüyor vatandaş. Bu kadar göz önünde olmasalardı. Bu doğru bir çıkarım mı? Katılıyor musunuz? Yoksa yine de takip edilirler miydi? Hayır, kısmen katılıyorum. Yani şu açıdan bu gösterilerin aslında bir amacı da var. Yani bu kadar lüks, bu kadar şaşayı niye gösteriyorlar? Bunu gösterdikleri zaman haklarında kuşku uyanacağını, şüpheli olacaklarını ve takip edileceklerini düşünmüyorlar. Ama nitelik, bu işteki suçun niteliği kara para aklama. Kara para aklama olduğu için bu gösterişleri yapacaklar ki onların ne kadar paraya mal olduğunu ve o paranın masrafın gittiğini, harcandığını göstersinler. Kara para aklama, harcama, lüks harcama yapılarak mümkün olabilir. Kara para aklama adeta, ki karikatürlerde vardır, Türk liraları veya yabancı dövizler yıkanmış ve mandalla asılmıştır ipe. Yani kara para aklama paranın yıkanmasıdır. Yeniden ekonomiye kazandırılmasıdır. Ama o paranın arkasında kazanılmasında ya vardır ya da daha başka dolandırıcılık yöntemleri ya da ülkede gayrimeşru kazanılmış bir servet vardır. Bunun ne olduğunu aslında kamuoyunun merak ettiğini biliyorum. Ama bu merak ancak iddianame hazırlanıp dava mahkemesi belli olduktan sonra öğrenebileceğimiz bir şey. O güne kadar sadece biz işin Engin Polat, Dilan Polat çiftinin harcamalarındaki hoyratlığı ve mal edinme konusunda gösterdikleri
büyük coşkuyu izleyebiliyoruz. Sanıyorum birkaç gün veya birkaç ay sonra bu iddianame de tamamlanacaktır. Çünkü polisin bu operasyonlarından iddianamenin de yakın olduğunu söyleyebiliriz. Final sorusu, herkesin aklındaki soruyu sorayım. Şimdi önceki gün değerli meslekbirimiz Tolga Şardan, yine dün Cengiz Erdinç gözaltına alınıp bırakıldı ama Tolga Şardan tutuklandı. Bu iki örnek hayata geçene kadar hep şu deniyordu. İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra Ali Yerlikaya, işte İçişleri eski bakanı Soylu döneminde yapılmayan ne varsa yapıyor. Bu yüzden de muhalefetin büyük desteği var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamalarını biliyoruz. Keza birçok sivil toplum kuruluşundan da arka arkaya destek açıklamaları devam etti. Ve bu yönüyle işte uyuşturucu operasyonları, narkotik, suç örgütleri, silah kaçakçıları, en önemlisi, en çok dikkat çeken de işte mafya ve çeteleşmeye dönük operasyonlar. Ki birçoğunun önceki dönemde güçlendiğine işaret eden açıklamalar yapmaktan da geri kalmıyor Emniyet Müdürlüğümüz. İşaret ediyor aslında bazı şeyleri de. Şimdi tüm bu süreç Tolga Şardan ve Cengiz Erdinç örneği kayda geçmeden önce normalleşiyor galiba ülkede bir şeyler deniyordu. Celal Ülgen bu süreci nasıl okuyor? Süleyman Soylu sonrası Ali Yerlikaya gelir gelmez yaptığı operasyonlar, arka arkaya bilgilendirmeler. Her gün ben 300-400 gözaltı haberi sundum burada. Yani hakikaten çok da büyük sayılarda gözaltılar, ele geçirilen mühimmatlar. Böylesi bir dönemden de geçtik. Bu yeni dönemin şifrelerine ilişkin kısa bir yorum rica edeyim. Şimdi Türkiye'de yargı ne kadar bağımsızsa bakanlar da o kadar bağımsızdır. Yani siz bakanların kabineden ya da başkanlık sistemindeki başkandan bağımsız olduğunu düşünemezsiniz. Bu açıdan Ali Yerlikaya izin verildiği ölçüde bir takım düzenlemeler ve operasyonlar yaptı ama geldiği noktada bir oligarşik yapı var. Yani sadece Başkan Erdoğan'ı düşünmeyin. Onun altında bu işleri yürüten, yöneten, taktiğini, stratejisini, önceliklerini belirleyen bir oligarşik yapı var. Bu yapı aslında bütün bakanların da üzerindedir. O nedenle geldiğimiz sonuçta eğer bu gazeteci arkadaşlarımızın tutuklanmasını da Ali Yerlikaya'nın tutumunun değişmesine yorumlayacaksak bunun da normal olarak karşılanması gerekir. Çünkü bu konularda asıl söz ve karar sahibi olan, dediğim gibi, bakanların üstünde ama Erdoğan'ın altında olan oligarşik yapıdır. O yapı ne karar verirse onu yerine getirmek zorundalar. Peki. Celal Ülgen, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum Can. Döndük stüdyoya. Yeni dönemin şifreleri. Türkiye'nin önde gelen hukukçularından birinin söylediklerinin altını kalın bir şekilde çizmek lazım efendim. Öncesinde de Polatlar soruşturmasının gidişatını, neden bu kadar göz önünde, neden vatandaşların görgüsüz olarak nitelediği eylemleri yaptıklarının aslında mantığını da bir şekilde anlattı bizlere. Şimdi manşetlerimizin arasında ne vardı? Meslek büyüğümüz Tolga Şardan. Şimdi Tolga Şardan yazdığı kurumlar, Cumhurbaşkanlığı olsun, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT Başkanlığı olsun, Ankara'da değil mi? Kendisi Ankara'da. Soruşturma İstanbul'dan başladı. Tutuklandıktan sonra cezaevi Sincan'dı. Hayır, o da İstanbul oldu. Bu yönüyle dikkat çekici. Bir de hatırlattık, bir kez daha hatırlatalım. Avukatları der ki dijital materyallerine el konulduğunda imaj çıkartılması gerekir. Bu CMK hususunca böyledir. Ceza kanunumuz zaten buna işaret eder. Soruşturma evresi buna işaret eder. Yapılmadı derler. Bu konuda da soruşturma bürosunun açıklamasını bekliyoruz elbette. Herhalde bir karşılık vereceklerdir. Bununla birlikte ne duyduk efendim? Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alınmıştı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ve gözaltına alındığından sonra avukatından kimi açıklamalar vardı? Adli kontrol şartı verildi. Cengiz Erdinç serbest bırakıldı. Avukat Oktay Vural'ın aktardığına göre Erdinç, emniyetteki sorgusunun ardından adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Erdinç, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'na ses ve görüntü bilişim sistemi üzerinden verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son dönemdeki tutuklamalar, az önce ekranlara getirdiğimiz dosyalar, hepsinde duyduğumuz bir suçlama var. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Tutuklama gerekçesi dahi yapılabiliyor. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Üstelik esastan görüşülecek o madde. Bakalım ne olacak. Gazeteci Tolga Şardan halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan tutuklandı. O suç 13 Ekim 2022'de yasalaşan dezenformasyon düzenlemesiyle Türk Ceza Kanunu'na eklendi. Dezenformasyon yapmadığı müddetçe herkes istediğini yazmakta, söylemekte, ifade edebilmektedir. Muhalefetin eleştirilerine rağmen düzenleme gerçeğe aykırı bilginin kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayılmasına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirdi. Anayasada der ki basın hürdür, sansür edilemez. Ama getirilen düzenleme tam tersine sansür uygulaması. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu yasa bir istibdat yasasıdır. Aziz milletimiz ne darbeler ne baskılar görüp susmadı da sizin bu uyduruk sansür yasanızla mı sinecek sanıyorsunuz? Anayasa Mahkemesi tam da gazeteci Tolga Şardan'ın bu nedenle tutuklanmasının ardından sürpriz bir şekilde o maddeyi gündemine aldı. Yüksek Mahkeme halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun iptali talebini 8 Kasım'da görüşecek. Objektif bir muhasebe yapan herkes medyamızın bugün daha bağımsız, daha zengin bir yapıya sahip olduğunu kabul edecektir. Verilecek karar bu suçla tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ı da doğrudan etkileyecek. Kocaeli'deki meseleyi hatırlatalım efendim. Hazreti Ali Camii'nin imamı Metin Özcan bir mevlüt töreninde Atatürk ve Cumhuriyet'i hedef almıştı. Demişti ki ya tarihi iyi okuyun. Sevdikleri adamları hiç de sevilecek adamlar değil. Bak bak, laflar böyle kayda geçiyor. Tepkilere neden oldu elbette cami imamı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrikle Atatürk'e hakaret suçundan tutuklama kararı verilmiş kendisi hakkında. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Müslümanlar cahil, cahiliyete. Daha sonra alfabeler değiştirildi. Bugün her şeyi bilen Müslüman yarın hiçbir şey bilmez oldu. Atatürk ve Cumhuriyet'e hedef aldı, tepkiler çığ gibi büyüdü. Gözaltına alınıp serbest bırakılan imam savcının itirazı üzerine tutuklandı. Anneler özellikle, size eğitim, çocuğu okula sokağa, baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutturuluyor, böyle bir şey yok. Ne ilim var ne irfan var. Kocaeli'deki Hazreti Ali Camii'nin imamı Metin Özcan 10 gün önce bir mevlid töreninde yaptı bu konuşmayı. Atatürk, Cumhuriyet ve Türk eğitim sistemini eleştirdi. Cumhuriyetle birlikte İslam alimlerinin asılması kararı verildi dedi. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevecek adamlar değil. Allah Teala bizleri muhafaza etsin. Sosyal medyada paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. İmam Metin Özcan gözaltına alındı, ifade verdi. Ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti. Anneler özellikle, size eğitim, çocuğu okula sokağa, baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutturuluyor, böyle bir şey yok. Ne ilim var ne irfan var. Mahkeme kararını yeniden değerlendirdi. Cami İmam Özcan halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Atatürk'e hakaret suçlarından tutuklandı. Körfez İlçe Müftülüğü de imam hakkında idari soruşturma başlattı. Aslında ne İslam aleminin? Bursa'da bir çocuğun biber gazıyla hedef alındığı bir saldırı. Kimse anlam verememişti. Görüntüden dahi anlamamıştık. Yani biri bisikletiyle geliyor ve bir çocuğun yüzüne biber gazıyla saldırıyor. Hakikaten anlamsızdı. Suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Cebinden biber gazı çıkardı. Bir mesafeden sıktı gözlerime. Evinin önünde oturan çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Nedeni ise çocuğun Trabzonsporlu olmasıydı. Biber gazlı saldırının ilk olmadığı ortaya çıktı. Saldırgan 6 ayrı suçtan tutuklandı. Bursa'da evinin önünde oturuyordu 9 yaşındaki Yusuf Emir Bolat. Yanına bir anda bisikletli Veysel İlhan yaklaştı. Bisikletle geliyordu. Ay sen Trabzonlu musun dedi. Adam evet cevabını alınca 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Çocuk fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Aile saldırgandan şikayetçi oldu. Başka çocuklara hiçbir şekilde zarar gelsin istemiyorum. Bir an önce cezasını bulsun, yakalansın, bulsun istiyoruz. Öyle de oldu. Güvenlik kameraları incelendi. İlhan'ın evine baskın yapıldı. Gözaltına alındı. Çocuğun yüzüne biber gazı sıktığını kabul etmedi İlhan. Görüntülerdeki ben değilim dedi. Ama evinde bulunanlar onu ele verdi. Biber gazı sıktığı gün giydiği tişörtle 3 biber gazı ve bisiklet.
Üstelik İlhan'ın dosyası kabarık. Yağmadan darba tam 25 suç kaydı bulunuyor. Biber gazlı saldırısı ilk de değil. Daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna dair 5 şikayet dilekçesi olduğu ortaya çıktı. İlhan 6 farklı suçtan tutuklandı. Operasyonlardan bahsediyoruz. Bu operasyonların gidişatı yeni bir dönem. Yeni bir şifre. Az önce Celal Ülgen de aktardı. Neler olup bittiğini aktaralım biz de. Narka güç operasyonu. Verilen bilgi 176 şüpheli. Tek bir operasyonda. Yerli kaya ayrıca operasyonda 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini de açıkladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Erzurum 44 ilde eş zamanlı narko güç operasyonu düzenlendi. 176 şüpheli yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve il emniyet müdürlüklerince yapıldı. 1 ton 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyona ait görüntüler paylaşıldı. Yerlikaya, milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz notunu düştü. Türkiye'nin gündeminde geldik kurultay meselesine. Şimdi önceki günlerde konuştuğumuz demeç neydi? İpek Özbey'e konuşmuştu Sayın Kılıçdaroğlu. Dün Sayın Cihaner gündem masasında konuğumdu. Sorularımızı sorduk. Tüm adaylara sorulması gereken ne varsa soruldu bu ekranlarda. Yarın da özel yayınla kurultay gündemini bizzat Ankara Spor Salonu'ndan aktaracağız. Gün boyu özel yayınlar olacak. Elbette tüm kadrolar orada konuşacaklar. Şimdi bir de Özgür Özel'in söylediklerine gitmek lazım. Çünkü dün akşam konuğumuzdu efendim. Sayın Özel hangi soruya nasıl yanıtlar verdi? Takdir sizlerin. Parti yaş ortalaması olarak gençleşecek. Evet, genel başkan 26-27 yaş gençleşecek. Partinin ortalama yaşı yönetim kadrosu belki 10-15 yaş gençleşecek. Seçimi kazanırsa CHP'de genç bir ekip vaat etti. Partide değişimi kimlerle yapacağını açıkladı. Yalçın Karatepe. Nasıl isim? Tabii ki. Muhteşem bir isim. Tabii. 2014 yılında belediye başkan Ankara adaylığı da olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Açık Karatepe PM'niz olacak mı listemizde? PM listemizde olacak. Ve Yalçın Karatepe Cumhuriyet Halk Partili kimliğiyle Mülkiye'nin eski dekanı, son derece saygın, elbette yaşı bizden fazla. Ama makro iktisatta Selin Hoca'nın ve Yalçın Hoca'nın yanında, hatta bir isim daha söyleyeyim, ismini şimdi evet söylemeyeyim. Ama duydu göreceksiniz. Türkiye'de şu anda en yüksek puanlarla girilen bir üniversitenin, çok istenen bir üniversitenin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin aktif dekanı maliye politikalarımızın başında olacak. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, cumartesi günkü genel başkanlık yarışı öncesi Sözcü Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Milli savunma politikalarını bomboş bıraktı ya parti yıllardır. Evet. Bir emekli tümamiral, milli savunmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olacak. Böyle 5-6 isim. Bu 5-6 isim son derece kıymetli isimler. İlhan Uzgel dış politikadan sorumlu parti meclis üyemiz, genel başkan yardımcımız olacak. Öyle mi? Cumartesi günü kazanır, bir tane dış politikacı olacak diye bir şey yok. Pazar günkü listemde eğer uygun görürse Namık Bey'e de teklifte bulun. Parti içinde unutulan geleneklere atıfta bulunarak beraberlik mesajı verdi. Ben bu partide terk edilmiş bir geleneği cumartesi günü hayata geçiriyorum. Seçimi kazandığımda 81 il başkanını ertesi günkü parti meclisi kompozisyonu konuşmak üzere toplantıya davet edeceğim. Seçimi kazandığında belediye başkanlarını nasıl belirleyeceklerini de açıkladı Özel. Ben belediye başkanlığında kriteri koymuşum. Vatandaşın memnun olduğu belediye başkanından değiştirmeyeceğiz. Bir belediye başkanından halk memnunsa, seçildiğinden ilerideyse belediye başkanı, değişimci karşıtı diye asla ve asla, bana bunun hesabını sorsun kamuoyu insanlar, asla ve asla tartışmaya açılmayacak. Bir belediye başkanı başarısızsa, beğenilmiyorsa değişimci diye korunmayacak. Sağda karşılığı yok eleştirilerine yanıt verdi. Araştırmalarda önde çıktığını belirtti. Bütün Türkiye toplumunda %46 Özgür Özel en son, %22-23 Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi seçiminde %60'a %22 gibi öndeyim. İYİ Parti'de de hareketlilik sürüyor. Aslında istifalar sürüyor. Nebi Hatipoğlu Eskişehir Milletvekili istifa etmişti. İYİ Parti'de Meral Akşener'in basın müşaviri de görevinden ayrıldı. Partide 6 sekreterinde
işten çıkarıldığı öğrenildi. İyi Parti'de İstanbul, Ankara, Elazığ il başkanları ve yönetim kurullarının istifalarının alınmasından sonra partinin kuruluşundan bu yana Genel Başkan Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürüten Murat İde de görevinden ayrıldı. Aynı gün 6 çalışanın daha partiyle ilişiği kesildi. Murat İde basın müşavirliğinden önce bazı televizyonların genel yayın yönetmenliğini de yapmıştı. İde, İyi Parti'nin kurulduğu 5 Ekim 2017 tarihinden bu yana Akşener'in basın müşavirliği görevini yürütüyordu. Geldik asıl konuya. Bir tarafta TÜİK, bir tarafta ENAG. Açıkladıkları aylık ve yıllık enflasyon verileri. Hatta ENAG yıllık da değil. Yıllığı açıklıyor, aylığı açıklıyor, bir de 6 aylık dönemi açıklıyor. Ya da bu zamana kadarki enflasyonu, sadece bu yıl içi, Ocak'tan bu yana enflasyonu açıklıyor kalem kalem. Şimdi aylıkta TÜİK %3,43 demiş, ENAG %5'in üzerinde demiş aylık enflasyonu Ekim ayı için. Yıllıkta %61 diyen TÜİK, %126 diyen ENAG. Geldiğimiz durum. Ekim enflasyonunda hem ENAG'ın hem de TÜİK'in gidişatı, enflasyon oranlarında açıkladıkları. Hangisi TÜİK, hangisi ENAG diye aslında yazmaya bile gerek yok. Zaten çizelgenin düşüklüğünden, örneğin 38 seviyesinin görüldüğünü söyleyen bize TÜİK elbette. ENAG'dan böyle bir şey duymadık. Aynı ay zaten ENAG %108 açıklamış efendim. Gidişatımız bu. Şimdi 61 seviyesine geldi. Dün tahmini duyduk. Tahmin güncelleniyor. Bir yandan cebimizin hesabına bakıyoruz. Kur krizi nereye gidiyor? Türk lirası dolar karşısında erimeye devam ediyor. 28.40 euro karşısında keza öyle. 30.23 seviyelerinde. Hadi gelin vatandaşın gerçek meselesiyle enflasyonla devam edelim. TÜİK piyasa beklentilerinin altında açıkladı. Ekim'de enflasyonda yükseliş hızı düştü. ENAG'a göre ise yükseliş beklentilerin üstünde. TÜİK'e göre Ekim ayında enflasyon %3,48 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık %4 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon baz etkisiyle %61,53'ten %61,36'ya geriledi. Ekim'in zam şampiyonu giyim ve ayakkabı oldu. Giyim ve ayakkabı fiyatları bir ayda %13,73 arttı. Bunu konut takip etti. Konut fiyatları %7,54, lokanta ve oteller %3,51, gıda fiyatları %3,20 yükseldi. Yıllık enflasyonda en yüksek artış %94,12 ile lokanta ve otellerde görüldü. Bunu %81,30 ile sağlık, %80,83 ile eğitim takip etti. Son bir yılda gıda ve ulaştırma fiyatları %72'ye yakın arttı. Gıda, sağlık, ulaştırma, eğitim gibi temel ihtiyaçlar bir yılda %70 ila %100 aralığında yükseldi. Böylece TÜİK verileri hayat pahalılığını bir kez daha ortaya koydu. ENAG ise yine TÜİK'ten yüksek açıkladı. ENAG'a göre Ekim'de enflasyon aylık %5,09 yükseldi. Yıllık enflasyon %126,18 oldu. Şimdi efendim dönelim savaş hattına. Saat 13 başı itibariyle hem kurultaya ilişkin hem de ekonomiye, enflasyona ilişkin, cep gerçeklerine ilişkin özel konuklarımız var. Şimdi Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kapılarında neler olup bitiyor? Bugün Cuma biliyorsunuz ve bakalım yine namaz kılmak için gelen oraya Filistinliler gruplar halinde geldiklerinde müdahalelerle karşılaşıyorlardı. Bir yandan o noktadan canlı yayındayız. Mescid-i Aksa çevresinden bir yandan Gazze şeridi, ekranın ortasında görmektesiniz Gazze şeridini. Aslında Gazze'nin harabeye dönen kuzey hattını görüyorsunuz. Çünkü bu kamera Sederot yakınlarına, yani Gazze'den çıkınca karşılaşacağınız ilk İsrail yerleşim biriminin eteklerine kurulmuş bir kamera. Artık tekrarlamaya dahil üzüm yok. İzleyicilerimiz gayet iyi biliyor bu açıyı. Ekranın solunda ise Nasser Hastanesi. Han Yunus'ta ayakta kalabilen hastanelerden en kapsamlı olanlardan biri. Yaralılar taşınmaya devam ediyor çünkü Gazze şeridi bombalanıyor. Hala canlı yayında izliyoruz. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne binlerce Filistinli'nin sığındığını da biliyoruz. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz için gidin Müslümanlar bu cumada kısıtlanıyor. Yine yaş tarifesi uygulanıyor. Yaş sınırı uygulanıyor iddiaları var. Birazdan istihbarat şefimiz Burak Ersemiz, Nihat Fındıklı kameramanımız hazır olacaklar. Ve Kudüs'te İsrail polisinin ablukasını yine canlı yayında ekranlara taşıyacağız. Üç ayrı açıdan,
3 ayrı noktadan canlı yayındayız. Bakın ekranın solunda bir yaralının daha getirildiğine şahit oluyoruz. Zannediyorum bir çocuk. Nasser Hastanesi'nde. Hastaneden görüntü tam da o çocuğun taşındığı esnada kesildi. Elbette bazı nedenler olabiliyor, kesintiye uğrayabiliyor. Mescid-i Aksa bugün kritik cumada. Bakalım girişler ne kadar engellendi, nasıl bir kalabalık var? Hepsini ekranlara getireceğiz. Mescid-i Aksa'ya çıkan o iki ana yol artık ezberledik. Çoğunlukla Filistinler o noktadan gelip namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya çıkıyorlar. Ve o merdivenlerden çıkmaları için kullanmaları gereken iki ana yol var. O iki ana yol üzerinde de atlı polisler, İsrail tomaları, pis su kullanılıyor, biber gazı kullanılıyor, plastik mermi kullanılıyor. Ve o yollardan birinde şu anda İsrail polisinin yine önlem almaya başladıkları, yine kalabalık bir şekilde orada görevlendirildiklerini görüyoruz. Birazdan sokak içinden de görüntüleri paylaştığımızda göreceksiniz. Filistinliler o sokaklara geldiler şu anda. Hatta bir kısmının oturmaya başladığı, oturma eylemine geçtiğini biliyoruz. Daha önce de o noktaya seccadeleriyle gelmişler. Mescid-i Aksa'ya alınmayan özellikle genç Filistinliler namazlarını burada kılmak istemişlerdi ama sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldılar. İsrail polisi biber gazı kullandı, plastik mermi attı oradaki insanların üzerine. Yetmedi, pis su sıktı ve şimdi İsrail polisinin ablukası Mescid-i Aksa'da derinleşmeye devam ederken bir yandan olup bitenleri de aktaracağız canlı yayında her yönüyle. Birazdan istihbarat şefimiz Burak Ersemiz de karşımızda olacak. Peki hazır dönelim o halde Burak Ersemiz'e sözü bırakalım. Ara sokaklarda Filistinli grupların toplanmaya başladığını, namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelmeye başladıkları dakikalar. Bakalım daha sakin bir cuma bekleniyordu bugün. Öyle midir değil midir? Burak Ersemiz'in hem canlı yayında aktaracakları hem de gözlemleri önemli. Dönelim, konuşmaya başlayalım. Söz Burak Ersemiz'de. Can Coşkun, iyi yayınlar diliyorum sana ve ekibe. Şimdi biz kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı ile birlikte hem Şam Kapısı'na hem Aslanlı Kapı'ya yakın bir noktadayız. Şu an Nihat gösterirse bir İsrailli polisin bir Müslümanla namaz kılmaya gidenle bir tartışması oldu ama şimdi onu arama noktasına doğru çekiyor. İşte her cuma yaşananlar bunda. Bu ufak bir tartışma. Belki çözülür. İçeri girecek yaşı tutuyorsa. Neden bir gerginlik yaşandığını bilmiyoruz ama isterseniz ama ben biraz geceden bahsedeyim. Şimdi burada bunlar yaşanıyor. Toplananlar olacak yine ara sokaklardan buraya gelmek isteyen gençler olacak. Onlara müsaade etmeyecek. Az önce de 10 dakika kadar önce de iki gaz bombası fırlattılar böyle 10-15 kişilik bir gruba. Şimdi İsrail güvenlik güçleri dün gece hem Cenin'de, El Halil'de Favara mülteci kampı, Kudüs'te Kadalya mülteci kampı operasyon düzenlediler. Çatışmalar çıktı ve cuma namazı öncesi 9 kişi can verdi. Onların Hamas teröristi olduğunu iddia ediyor İsrail güvenlik kuvvetleri. Sabaha kadar sürdü o 3 tane mülteci kampında ve bu tabii cuma öncesi olması buradaki psikolojiyi de fazla geriyor ve olayların da büyümesine neden olabilir. Geçen cumada biliyorsunuz bir gece evvel Han Yunus'ta cami bombalamıştı. Bir cuma evvelde yine bir cami bombalanmıştı. Yani cuma önceleri ne yazık ki İsrail ordusu, İsrail polisi gerek mülteci kamplarına operasyonlar yapıyor. Oradaki insanlarla çatışmaya girip öldürüyor. Ardından ya da camileri bombalıyor. Bu arada bugün önemli bir gün. Biliyorsunuz Lübnan sınırında İsrail ordusuyla Hizbullah çatışıyor. Dün gece de Hizbullah roketleri Yahudi yerleşim yerlerine düştü. Bir restoranın önüne düştü. Restoran yandı. Bir de iki yaşlı insanın oturduğu bir eve düştü. İki yaralı var. Şimdi bugün İran'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah bir açıklama yapacak. Türkiye saatiyle
3 gibi olması planlanıyordu son duyduğumuza göre. Bu çok önemli bir açıklama. Burada İsrail kaynakları, bizim de dahil olduğumuz WhatsApp grupları sürekli bundan bahsediyor. Çünkü günlerdir Hizbullah ve o çevre ve İran bu açıklamanın önemine dair bir takım bildiriler yayınlıyor, yayınlar yapıyor. Bakalım Hizbullah lideri Nasrallah eğer bugün çıkıp açıklamasında Hizbullah Hamas'ın yanındadır ve bundan sonra tüm gücümüzle İsrail ordusuna karşı duracağız derse gerçekten buradaki ateş iyice büyür. Ama daha sakin, daha sağduyulu bir açıklama yapabilir Hizbullah lideri Nasrallah. İran'da yapacak bir de bu açıklamayı. 2 gündür İran'da İranlı yetkililerle görüşüyor. Bir yandan da Hursiler hareketlendi. Bir yandan Yemen biliyorsunuz İsrail'e karşı adeta savaş açtı. Eğer Hizbullah lideri bugün biz Hamas'ın yanındayız derse ortalık felaket olacak diyebilirim Can Coşkun. Şunu da söylemek lazım. Eğer Hizbullah'la İsrail ordusu topyekun savaşırsa, çünkü şu anda sınırda böyle ufak çatışmalar oluyor. Birçok ülkede herhalde duruma el koyacak ve çok farklı tepkiler gelecektir diye düşünüyoruz. Bir açıklama daha geldi aslında İsrail Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü'nden. 7 Ekim'den bahsetti. 7 Ekim'de 1500 biliyorsunuz Yahudi sivil ve asker öldürüldü. Hamas silahlı güçleri tarafından İsrail tarafına sızan. O gün şöyle bir şey olmuş açıklamaya göre. Denizden de çok sayıda botla Hamas'ın deniz kuvvetleri, biliyorsunuz komutanı 2 hafta önce öldürüldü İsrail ordusu tarafından. Hamas'ın o botlarla, çok sayıda botla kıyıdan çıkıp yerleşim yerlerine çok daha büyük bir kuvvetle saldıracağı, ancak deniz kuvvetleri filosunun tüm botları daha denizle karaya çıkmadan imha ettiğini bugün daha açıkladılar. Onun dışında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu şu anda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le Tel Aviv'de Kirya'da özel bir toplantı halinde ve ayrıca bu toplantının ardından da savaş kabinesi üyeleriyle görüşecek Blinken. Bakalım bir anda hem Netanyahu'nun hem de Amerika Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, bir yandan da Hizbullah lideri Nasrullah'ın açıklaması burada merakla bekleniyor. Çünkü bugün o her iki açıklamanın ardından buradaki ateş sönmeye doğru mu gidecek yoksa daha mı büyüyecek belli olacak Can Coşkun. Biz de Cuma'yı bekliyoruz. Eğer olaylar çıkarsa hemen yayınınıza bağlanacağız. Sözü tekrar size bırakıyorum. Teşekkürler Burak Arslan'ımız, teşekkürler Nihat Fındıklı. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kazakistan'da bir açıklama yaptı. Ona gidelim. Gazze'de 28 gündür insanlığa karşı suç işleniyor dedi. Bir duyalım, peşine aktaracağımız detaylar var. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor, masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse, Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir. Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde de çalışıyoruz. Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor. Şimdi döndük savaş gerçekliğinde, bir de mesleki bir bakış atalım. 25'ten fazla, kimi kaynaklara göre 29, kimi kaynaklara göre 27 gazetecinin can kaybı var bölgede. Şimdi Filistinli bir muhabirin, bir meslektaşımızın canlı yayında bir isyanını göreceğiz şimdi. Çünkü neler yaşadıklarını aktarmak gerekir. Müzik
Kiminin elinde mikrofon, kiminde kamera. Onlar Gazze'li gazeteciler. Hem savaşın gerçek yüzünü anlatıyor hem de bombaların hedefi oluyorlar. İsrail ordusunun saldırısına Han Yunus kentinde yakalandı. Nasır Tıp Hastanesi önünde iş başındaydı. Son yayınını da hastane önünden yaptı. Yayından bir saat sonra İsrail'in hava saldırıları sonucu Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Aynı saldırıda ailesinin büyük bir bölümü de yaşamını yitirdi. Hastane önünde gözyaşı ve acı vardı. Gazze'li gazeteciler meslektaşlarının ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Teselliyi birbirine sarılarak buldular. Bir gazeteci bu ölüme kayıtsız kalamadı. Canlı yayında bu kalkanlar bizi korumayacak dedi. Çelik yeleğini, kaskını çıkardı. Ölümlere tepki gösterdi. Bombalar gazeteci İbrahim Nofal'ın Gazze'nin kuzeyindeki evine de düştü. Nofal yaralı kurtuldu ama ailesinden tam 11 kişiyi kaybetti. Filistinli Gazeteciler Sendikası'na göre 7 Ekim'den beri 27 Filistinli gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Dış haber turunda bir de meteorolojik olaylara bakalım çünkü Avrupa'nın gündeminde Ciaran fırtınası var. 6 ülkede 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıplar olduğu düşünülüyor. Avrupa'yı Ciaran fırtınası vurdu. Fırtınanın hızı saatte 200 kilometreye ulaştı. Milyonlarca hane elektriksiz kaldı. 30 bölgede alarm seviyesi turuncuya çıkarılırken hayatını kaybedenler de oldu. Ciaran fırtınası ilk olarak etkisini İtalya'da gösterdi. Şiddetli yağışı da beraberinde getiren fırtına özellikle kuzeydeki Veneto ve Toskana bölgesinde hayatı felç etti. Ağaçlar yollara devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü. Toskana'ya 3 saat içinde 200 milimetre yağış düştü. 85 yaşındaki bir adamın evi su altında kaldı. Yaşlı adam üst kata çıkamadı. Cansız bedeni suyun içinde bulundu. Veneto bölgesinde de bir kişi kayboldu. Fırtına kısa sürede Avrupa'ya da yayıldı. Devrilen ağaçlar yüzünden Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya ve İspanya'da da can kayıpları yaşandı. Ciaran'dan en çok etkilenen Fransa'da 1 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde telefon erişimi de kesildi. Bazı karayolları trafiğe kapatıldı. Araç sürücülerine yola çıkmama uyarısı yapıldı. İspanya'nın Galicia bölgesi de kırmızı alarmda. Denizdeki dalga 9 metreye kadar yükseldi. Yollar su altında kaldı. İngiltere'nin güneyinde de yüzlerce okul tatil edildi. Fırtına havayolu ulaşımını da felç etti. Hollanda, İspanya ve İngiltere'deki birçok kentte uçuşlar iptal edildi. Havalimanlarında yoğunluk oluştu, tren seferleri de aksadı. Barajlar dolmuyor, barajlar azalıyor. Yüzde şu kadar kaldı, bu kadar kaldı, kuraklık etkisi derken sonunda bir yağış düştü. Dün şiddetli yağışın etkisi altındaydı İstanbul. Bugün aynı ağırlıkta değil ama kimi bölgeler yine ufak da olsa yağış alacak gibi. Ya yine hiç yoktan iyidir diyor vatandaş da. Çünkü bir yanda hiç yağışsız bir dönemi ne kadar süreceğini de merakla, endişeli gözlerle bekliyordu. Özellikle Marmara bölgesinde ama Türkiye'nin genelinde de bu coğrafya kuraklık tehdidiyle çok uzun yıllardır karşı karşıya. Yağış geciktikçe de etkisi, ihtimalleri, ağırlığı daha çok konuşuluyor elbette. Ama bir de yağışla birlikte İstanbul'un değişmeyen görüntüleri de vardı. Haber onu da içeriyor. Meteoroloji günler önce yağış uyarısı yaptı. İstanbul'a beklenen yağış geldi. Duvarlar çöktü, araçlar yolda kaldı, kapalı çarşıyı su bastı. Kimi çaresizce izledi, kimi suyun yönünü değiştirdi. Kapalı çarşıda rögarlar taştı, tarihi çarşıyı su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyun dükkanına girmesini engellemeye çalıştı. Ataşehir'de bir iş yerinin dış cephesi yağışa ve rüzgara dayanamadı. Dış cephe duvarı çöktü, hemen yanına park eden araçların üstüne düştü. Yağmurdan ve rüzgardan ön taraftaki cephe atmış. Neyse ki can kaybı yok ama maddi hasar çok. Maddi hasar var. Aracın üzerine düşen parçaları kaldırmak için önce çevredekiler koştu yardıma. Ardından itfaiye ekipleri geldi. Dış cephe kaldırıldı.
Üsküdar'da Kuzguncuk Mahallesi'nde ağaç devrildi. Şiddetli yağmur ve rüzgar ağacı yerinden söktü. Koca ağaç yolun karşısında bulunan evin bahçe duvarının üzerine devrildi. Çekmeköy'de ise Menderes Caddesi. Caddedeki rögarlar tıkandı, su yükseldi. Bir kamyonet ve minibüs caddede mahsur kaldı. Sürücüleri kendi imkanlarıyla araçlarından çıktı. Ancak araçların çıkarılması vakit aldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye mahsur kalan araçları kurtarmak için geldi, araçlar çıkarıldı. Sürücüler şimdi maddi hasarı düşünüyor. İstanbul'un bir... Evet, hemen dönüyoruz. Tekrar Kudüs ara sokaklarına sözü Burak Ersemiz'e bırakalım. Çünkü müdahale var. Evet, Cuma'yı kıldı yine gençler. Mescid-i Aksa'ya alınmayan gençler Cuma'yı kıldılar. Cuma bitiminde hemen ileride İsrail polisleri geldi ve buraya gaz kapsülleri attılar. Aşağıdan da gençler havai fişekle karşılık verdi. Bakın yine atıyor. Kapsüller yakınımıza gelebiliyor. İşte bakın. Bu gaz kapsülleri vücuda geldiği zaman yaralanmalara neden olabiliyor. Böyle 1-2 saat devam edebiliyor. Kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı şu anda görüntüleri veriyor size. Genç grup aşağı doğru gitti. Şimdi yeniden atarlar mı bilmiyorum. İşte meslektaşlarımız da etkileniyor tabii. Nihat. Nihat, buradayım. Bakıyorum yine. Şu anda polisler duruyor. Gençler de hemen aşağıda Nihat. Diyorlar zaman zaman. Bazen aşağıdan havai fişek, bazen yukarıdan gaz fişekleri atılıyor. Bakıyoruz şu anda. Evet Can Coşkun, şimdi bir sakinleşti gibi ama her an her şey olabiliyor burada. Orada öyle bekliyorlar. Tabii mahalle sakinleri de, geçen hafta da anlattık, mahalle sakinleri de çok etkileniyor bu durumdan, özellikle burada evlerde olan yaşlılar ve çocuklar. Evet, orada yine bir hareketlilik var ama yine bir hazırlık var, aşaması var, hazırlık aşaması. Bu gençler de almadıkça onlar uzaktan gaz fişeklerini atmaya devam edecekler buraya. Hibiti duymuyorum bu arada yayındaki arkadaşlar ama gördüğünüz gibi klasik bir cuma Mescid-i Aksa çevresindeki ara sokaklarda. Klasik bir cuma. Namaza alınmayan gençler. Evet, şimdi Toma geliyor. Bu kanalizasyon suyunu sıkacak. Ve işte gördüğünüz gibi şimdi Toma ile müdahale var. Toma çok kötü kokuyor maalesef. İçinde ne olduğunu bir türlü yetkililer açıklamıyor. Bazı basın kuruluşları sordu ama gördüğünüz gibi yine İsrail güvenlik güçleri de yukarıdan Toma'nın arkasından koşarak aşağı doğru geliyorlar. Hepsinde gaz fişeği taşıyan Tomalar var. Ve zannediyoruz gençler tamamen dağılana kadar devam edecekler gaz atmaya ve Toma ile su sıkmaya. Bu aşağıdan havai fişek atıyorlar. Bu havai fişekler bunlar. Aşağıdan bir düzenekleri var, o düzenek de atılıyor. Kişiden bahsediyoruz. Oradaki evet, gençler aşağı yukarı kaç kişi? Etkileniyor işte böyle zaman zaman. Evet, aşağı doğru şimdi ilerliyorlar. İçeride aşağıda gençler var. Okey. Burada kalın diyorlar bize. Evet, şu anda polisler geri dönüyor.
Bekledikleri yere tekrar geri dönüyorlar. Gençler de dağılmış durumda. Yayında mıyız? Yayındayız Burak Arslan'ımız. Gayet iyi duyuyoruz. Bir şey demiyorlar. Evet Can Coşkun şu anda İsrail polisi bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Müdahaleler devam ediyor. Ve gerçekten şu anda peşlerine gidiyorlar değil mi Burak Arslan'ımız? Evet şu anda İsrail polisi basın mensuplarına dönük müdahalelerini sürdürüyorlar. Burak Arslan'ımız birazdan beni tekrar duymaya başlayacak. Nihat Fındıklı'nın kamerasından şu anda Sözcü Televizyonu canlı yayında Kudüs'e ara sokaklarında Mescid-i Aksa'ya çıkan o ara sokaklarda. Evet ara sokaklara kaçan çok sayıda genç vardı. Ara sokaklara kaçan gençleri şu anda ara sokaklarda arıyor. Bizi de müdahale edip uzaklaştırmaya çalışıyor. Biraz önce üzerimize doğru o fişek tüfeklerini de tutarak bizim daha geriye İşte bu şekilde bir süre daha bu müdahale devam edecek gibi gözüküyor. Sağdakilere de dikkat et. İşte böyle önlem alıyorlar. Aşağıda yokuş aşağısında bazı gençler var. Eğer yukarıya doğru gelmek isterlerse onlara müdahale edecekler. Müdahale edilen alanı gösteriyor. Herkesin polis de şu anda cep telefonu kamerasıyla basın mensuplarını görüntüledi. Bu da kameramıza yansıdı. Evet yine müdahale var. Yine müdahale var. Gördüğünüz gibi Can Coşkun yine polis bizi o çekim yaptığımız yerden uzaklaştırıyor. Bize sürekli kızıyorlar. Ben sizi duymuyorum yalnız. Bu şekilde bir müdahale devam ediyor. Işık patlayabilir orada. İstersen şöyle gidelim. Oradan istemiyorlar. Karşıya istemiyorlar. Evet. İstemiyorlar. Bir bakar mısın bana? Evet Can Coşkun. Peki Burak Arslan'ımız. Anlatmaya devam ediyorum. İşte bunlar. Evet Can Coşkun. İşte gördüğünüz manzaralar yaşanıyor burada. Az önce aşağıdaki 40-50 kişilik Filistinli gruba, genç gruba polis gaz fişeklerini attı. Onlar aşağıdan havai fişek attı. Tekrar fişek atıldı. Ortalık gazla kaplandı. Şimdi de ara sokaklara kaçan o gençleri arıyor. Dün geceden beri özellikle bazı mülteci kamplarında polisin çok ağır şiddet uyguladığını biliyoruz. Biz de şu anda bunlardan biraz da olsa nasibimizi alıyoruz. Şimdi Toma geçiyor. Bu biliyorsunuz az önce görüntülerde izledik. Toma ne oldu belirsiz o sıvıyı sürekli atıyor. Birazdan da zaten bu olaylar yatıştığında buradaki vatandaşlar sabunlu sularla asfaltları, duvarları yıkamaya başlayacaklar. Geçen hafta ve daha önceki haftalarda olduğu gibi. Çünkü çok ağır koku var. Peki. Nihat. Abi beraberiz ara ara detaya dönüyoruz. Tamam tamam da detayla evet, peki. Detayları veriyoruz şu anda Nihat Fındıklı'nın kamerasından. Müdahale yapan polisler şu anda aşağıdan yukarı doğru çıkıyorlar. Evet Can Coşkun işte manzara bu. Bir daha geri gelirler mi? Aşağıdaki gençler bir daha toparlanır mı, toplanır mı? Bilmiyoruz. Eğer gençler toplanırsa bu görüntüleri yeniden yaşayacağız. Bu durum böyle devam edip gidecek her cuma. Evet Can Coşkun şimdilik burası yatıştı. Kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı'nın kamerasından görüntülerle izlediniz. Şimdilik sakinleşiyor. Polisler yukarı bekleme noktasına çıkıyorlar. Gençler aşağıda dağıldı. Bakalım ilerleyen peki dakikalarda bizi neler bekleyecek. Peki teşekkürler Burak Arslan'ımız. Teşekkürler Nihat Fındıklı. O sert müdahale anları dakika dakika saniye saniye canlı yayınımıza yansıdı. Burak Arslan'ımız aktardı. Nihat Fındıklı da
özel aşılardan görüntüledi. Orada namaz kılan genç Filistinliler ki yaş kriteri uygulandığı için Mescid-i Aksa'ya alınmamışlardı. Yine o çıkan iki ana yoldan birinde namaz kıldılar. Devamında bekleyişlerine hiçbir şekilde müsaade edilmedi. Bir anda uyarısız o plastik mermilerin, o pis suyun kullanıldığına da şahit olduk. Şimdi saat artık 13'e geldi efendim. 3 Kasım Cuma. Hem günü toparlıyoruz, az önce olduğu gibi sıcak gelişmelerin izindeyiz. Hem de gündem masası klasiği haftayı toparlamaya çare arayacağız. Çare arayacağız diyorum çünkü günün sıcaklığı bazen izin vermiyor. Manşetleri hatırlayalım hızlıca, biraz da hızlanalım. Şimdi geri sayım bitiyor. Yarın gün boyu özel yayınlarla Ankara Spor Salonu'nda başkentten yayında olacağız efendim. Değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte Sözcü Televizyonu tarihi olarak nitelendirilen bu kurultayı her yönüyle aktaracak uzun canlı yayınlarla. Bu birincisi. Birazdan da konuşacağız. Son kulis bilgilerini duyacaksınız. Yine ilk kez duyduklarınız. İsmail Saymaz'ın, Altan Sancar'ın, Saygı Öztürk'ün hafta boyunca verdiği kulis bilgilerine çok daha önemli yenileri eklenecek gibi duruyor. Ama Türkiye'nin temel meselesi. Cep gerçeği, vatandaşın gerçek gündemi. Bugün TÜİK açıkladı. TÜİK enflasyonu diyoruz. TÜİK enflasyonu açıklandı. Yıllık %61,3. Bir de ya bu sepette ne var, biz öğrenemiyoruz ki. Öğrenmemiz lazım diyen ekonomistlerin kurduğu ENAK var efendim. ENAK da yıllık enflasyonu açıkladı. %126,1. Şimdi aradaki uçurumu görüyorsunuz. Aradaki uçurumu vatandaş da pazar tezgahında görüyor. Kimi verilerle çok uyuşmadığına, kendi gerçekliğiyle, kendi enflasyonuyla çok uyuşmadığını görüyor. Ha, gözünü bir de Türk lirasını en yerli en milli meseleye çeviriyor. 28.40 dolar TL kuru, 30.25 euro TL kuru olarak görüyor. Gerçeklikler bu şekilde. En yerli en milli meselemiz Türk liramız efendim. Sonra yargı gündemi. Tolga Şardan, değerli meslek büyüğümüz, T24 yazarı. Şimdi bir yazı yazdı. Yazıdaki muhataplar Cumhurbaşkanlığı, MİT Başkanlığı yani Milli İstihbarat Teşkilatı. Şimdi kurumlar Ankara, soruşturma İstanbul'da açılıyor. Cezaevine de İstanbul'a gönderiliyor. Cengiz Erdinç gözaltındaydı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm detayları yine aktarmaya çalışacağız her yönüyle. Ama yargı gündeminde bir de ne var? Bildiğiniz üzere Polatlar soruşturması var. En son lüks araçlar gelecek dedi Ozan Kelleci. Hakikaten geldi. Az önceki bağlantıda da tüm detaylarıyla aktardı. O yüzden önce yine Ozan Kelleci'ye gidelim. Çünkü insanlar Polatların, Dilan Polat'ın, Engin Polat'ın bugün ilk kez ne söyleyeceğini merak ediyor açıkçası. Çünkü yaptıkları son resmi açıklamayı hatırlıyorsunuz değerli izleyiciler. Dağ fare doğurdu demişlerdi. Ertesi gün gözaltına alındılar ve 3 gündür de gözaltındalar. Araçlar emniyet yerleşkesinde. Türkiye'nin önde gelen hukukçularından Celal Ülgen tutuklama olacaktır muhtemelen. Yoksa emniyet bu kadar uğraşa girmez, bu kadar o lüks araçları getirip de sergilemez dedi. Gidişat tutuklamadır dedi. Önce ona gideceğiz ama ardından ekranın sağında Gizem Yağbasan'ı görüyorsunuz. Gizem Yağbasan şimdi CHP kulislerini anlattığı aylarca yaptığımız bağlantılardan sonra o da nihai sonucu aktaracak bizlere. Yarın özel yayınlarla o da salonda olacak, Ankara Spor Salonu'nda. Öncesinde de hazırlıkları merak eden izleyicilerimiz var. Onlara cevap, son notları aktaracak bize. Ama önce yargı diyelim. Önce Polatlar soruşturması. Söz Ozan Kelleci'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde. Can Coşkun, şimdiye kadar 8 şüphelinin ifade verme işlemleri tamamlandı. Geriye kalan şüphelilerin ifade verme işlemleri devam ediyor. Henüz Engin ve Dilan Polat'ın da ifade verme işlemleri başlamadı ama toplam gözaltı sayısının 24'e yükseldiğini bir kez daha hatırlatalım ve şöyle başlayalım. Soruşturma başladığında operasyon düğmesine basıldığında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti ve bunlardan 17'si gözaltına alındı. 13 firari vardı. Bununla birlikte dün akşam saatlerinde de 3 farklı şüpheli firari emniyete gelerek teslim oldular. Onlarla birlikte 20 şüpheliye yükseldi. Daha sonrasında ne oldu? Bir anda 24'e yükseldi diyecek olursanız da bir yandan operasyon yapıldı. Dilan ve Engin Polat çifti ve beraberindeki şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeydi ama soruşturmanın Ankara'ya sıçradığı detayını öğrendik. O olay nasıl oldu? Yine Dilan Polat'a ait Ankara'da bir İlaç firmasıyla ilgili bir soruşturma yürütüyordu. Bu soruşturma kapsamında Dilan Polat'a ait bir medikal firması vardı. Ona bir franchise verdikleri iki farklı kişi vardı. Bu kişilerin de bu şirket üzerinden franchise aldıkları şirket üzerinden, yer üzerinden
parayı çektikleri ve kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bu nasıl ortaya çıkıyor derseniz de ortada 1 milyon 800 bin lira gibi yüksek bir meblağ var. Bu aktarım yapılırken şüpheli parayı çekiyor ve şirketin hesabından kendi nişanlısının hesabına yatırmaya çalışıyor. Ve bu süreçte de bankada çalışan görevlinin yüksek meblağ olduğu için dikkatini çekiyor ve bir yandan da franchise'den çekilip kişisel hesaptan başka bir hesaba aktarılınca hemen şüphe uyanıyor. Neden? Çünkü kamuoyu günlerdir bu operasyonu konuşuyor, bu gözaltıları konuşuyor ve o şüphelenen görevli de hemen polis ekiplerine haber veriyor, ihbarda bulunuyor. Daha sonrasında da yine ortada bir Ankara'da bir operasyon düğmesine basılıyor ve 4 şüpheli gözaltına alınıyor. Bu 30 kişinin haricinde soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer alan 30 kişinin haricinde Ankara'da sıçrayınca 4 kişi daha gözaltına alınıyor ve toplamda gözaltı sayısı 24'e yükselmiş oluyor. Şunun bir kez daha altını çizelim. Gözaltılar devam ediyor. 3. gün ama dün yapılıyor bu operasyon. Hala devam ederken buradaki amaç da oradaki parayı kurtarmak olduğu değerlendiriliyor kaynaklarımız tarafından. Bir yandan ifade verme işlemleri devam ederken Engin ve Dilan Polat Çetin'in ifade verme işlemleri henüz tamamlanmadı ama onlarla birlikte diğer şüphelilerin de ifade verme işlemlerinin bu akşam saatlerine kadar bitmesi bekleniyor. Ek bir gözaltı süresi alınmayacak. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra da yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Ama onun öncesinde tabii ifade veren 8 şüphelinin hangi konularda ifade verdikleri önemli. Hangi sorulara ne yanıtlar verdikleri önemli. Bu belki gözaltı süresini daha da uzatabilir. Çünkü ele geçilen doküman var, evrak var, materyal var, post cihazları var, para aktarımı yapıldığına dair hesap hareketleri var. Bu hesap hareketleri bir yandan araştırılıyor. Tutacak mı birbirleri ya da arada bir aykırılık var mı? Varsa bu yönde hangi sorular sorulabilir? Bu sorular şüphelilere yöneltilecek ve onlardan gelecek cevapla da Engin ve Dilan Polat çiftinde farklı sorular sorulacak. Bunu da hatırlatalım ki en dikkat çeken detaylardan biri de MASAK raporu. Hatırlayacaksınız 5 şirketten tek bir şirkete para aktarımı yapılıyordu. 200 milyon lira gibi bir para ve kamuoyunda bilinen adıyla naylon fatura yöntemiyle yapılıyordu. Bu 5 ayrı şirketten tek bir gayrimenkul şirketine paranın nasıl geldiği değil de bu 5 şirkete 200 milyon lira gibi yüksek bir meblağ nereden geldi? Yani bu paranın kaynağı araştırılıyor. Soruşturma kapsamındaki en önemli detaylardan birisi bu ki bilindiği üzere de zaten bu 200 milyon liralık meblağla da yine gayrimenkul ve otomobil aldıkları, lüks otomobil aldıkları bilgisi bizim elimizde var. Hemen ekipler operasyonu yaptıktan sonra dün öğle saatlerinden sonra da o lüks araçları Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektiler. Çok dikkat çeken görüntüler vardı. Neredeyse 50 metrekarelik bir alanda 3 farklı durum vardı. Şimdi vatan yerleşkesini bilenler bilir, bir meydanı var. O meydana o lüks araçlar çekildi ve duvarda da Engin ve Dilan Polat çifti ve diğer şüphelilere yapılan operasyonlar paylaşıldı. Operasyon görüntüleri paylaşıldı. Engin ve Dilan Polat çifti de hemen o duvarın arkasındaki nezaret hanedelerde ama ifade verme işlemi henüz başlamadı. Bu işlemlerin akşama kadar bitirilip yarın sabah saatlerinde de adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Teşekkürler Ozan Kelleci. Kolaylıklar. Bakalım neler söyleyecekler, daha neler olacak. Tüm ifadeler bugün tamamlandığında acaba dosyanın kalanına ya da bütününe ilişkin hangi fikrimiz oluşacak zihnimizde? Geldik kurultaya. Geri sayım bitti diyelim artık. Yani geri sayımda artık sona gelindi. Yarın adaylar yarışacaklar. Mevcut genel başkan da yarışacak. Listeler, delegeler, hesaplar, müzakereler hepsine ne de? Ankara Spor Salonu'nda kayda geçecek. En baştan bu yana takip ediyor zaten kulisleri, özel yayınlar yapıyor bize. Gizem Yağbasan, CHP Genel Merkezi'nden yayın yaptığımız ayları da geride bıraktık. Bir haber takibinin de sonuna geliyoruz. Yarın özel yayınlar öncesi son durum ne peki? Gizem Yağbasan, sendeyiz. Can Coşkun, iyi yayınlar dileyelim. Öncelikle Ankara Spor Salonu'nda kurultay için aslında son hazırlıklar devam ediyor burada. Hem ses denemeleri yapılıyor hem de sandalyeler, kimler nereye oturacak bunların dizaynı yapılıyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz sandalyelere oturacak delegeler. 29 Mayıs sabahı başlayan değişim tartışmalarına noktayı koyacak mı? Yoksa mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam mı edecek? İşte bu sorunun yanıtı yarın ki
38. olağan kurultayda belli olacak. Tabii kameraman arkadaşım Muzaffer Adıgüzel'in görüntüleriyle salonu biraz anlatalım sizlere. Saatler kaldı o büyük kurultaya. Hem partililer hem de aslında CHP'yi takip eden tüm basın mensupları yakından takip ediyor bugün bu kurultay salonundaki hazırlıkları. Yine salonda pek çok pankartı görüyoruz. Şu an kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Sahnenin yine son hazırlıkları yapılıyor. Hemen sol tarafımızda aslında CHP'yi destekleyenler, partililer oturacaklar. Yine oturacakları yerlerde hem Türk bayrakları hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraklarını görüyoruz. Tabii aynı zamanda mavi bir bayrak var. Bilmiyorum ama ekranlarınıza geliyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünde çektirmiş olduğu bir fotoğraf var. Yine o bayrağın da üstünde. Tabii biraz aslında o pankartlardan bahsedelim. Yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıkça dile getirdiği bir cümle vardı. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağızdı. O cümlede yine arenada yerini almış durumda. Tabii benim dikkatimi çeken özellikle buradaki pankartların pek çoğu aslında CHP Genel Merkezi tarafından asılmış diyebiliriz. Yani genel merkezi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin astıkları pankartları görüyoruz. Özgür Özel'i destekleyen pankartlar henüz burada yerini almadı. Bunun da altını çizelim. Yine hemen yukarı tarafta da mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu bir fotoğraf da asıldı buraya. Tabii kameraman arkadaşım yine ekranlarınıza getirsin. Tam karşımızda da yarın o büyük kurultayı takip edecek basın mensuplarının yer alacağı platform kuruldu. Yine orada da son hazırlıklar devam ediyor. Sen de bahsettin aslında yayının başında. Yine Sözcü TV ekibi olarak biz de yine tam kadro CHP'nin bu büyük olağan kurultayına biz de tanıklık edeceğiz. Tabii her ayrıntısını, her noktasını yine tam yerinden yine aktaracağız seyircilerimize. Tabii salondan biraz bahsetmek gerekirse yine kameraman arkadaşım rica edeyim, son hazırlıklar devam ediyor burada. Saatler 13.30'u gösterdiğinde de CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol kameraların karşısına geçerek aslında hem bize hem de izleyenlere salonun daki son hazırlıkları aktaracak. Nasıl bir kurultay bekliyor CHP'yi, bunu anlatacak. Saatler 13.30'u gösterdiğinde tabii sabah saatlerinde salonun misafirleri de vardı aslında. Şöyle söyleyelim, kurultayda divan başkanı olarak görev yapacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da buradaydı. O da son hazırlıklara tanıklık etti ve daha sonrasında ise sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Fotoğraflar paylaştı o da ve şu ifadeleri kullandı. Demokrasi şöleni halinde geçecek kurultayımızın en sağlıklı ve disiplinli şekilde sürmesi için çaba harcayan herkese teşekkür eder. Partimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim dedi. Tabii kurultayın 38. olağan kurultayın sloganı da belli oldu. Bunu da söyleyelim. İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik sloganı yükselecek bu yarın bu salondan. Ama son saatler kalaya kadar aslında her iki isimde, dört aday yarışacak kurultayda ama her iki isimde hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel karşılıklı hamleler gerçekleştirdiler kendilerine. Her iki isim de kendisine kurultay için destek istedi geçtiğimiz günlerde. Yine dün akşam özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde 55 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir deklarasyon aslında açıkladı. Kameralar karşısına geçti onlar da. Tabii Özgür Özel'in kendisine destek için il başkanı
bakanlarıyla görüşmelerinin sürdüğünü de biliyoruz bir yandan. Ama artık nefesler tutuldu. Kıyasıya bir yarış aslında bizleri bekliyor yarın Can Coşkun. Biz de buradan en sıcak noktadan yine her ayrıntıyı ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım Can Coşkun. Teşekkürler Gizem Yabasan. Kolaylıklar. Birazdan Gürsel Erol açıklaması için de yeniden dönmüş olacağız zaten. Şimdi geldik tekrar stüdyoya. Vatandaşın gerçek gündemiyle devam edeceğiz. TÜİK'in ENAG'ın açıkladığı enflasyon, pazarda vatandaşın yaşadığı, gördüğü enflasyon. Önce haber, arkasına yorum. TÜİK piyasa beklentilerinin altında açıkladı. Ekim'de enflasyonda yükseliş hızı düştü. ENAG'a göre ise yükseliş beklentilerin üstünde. TÜİK'e göre Ekim ayında enflasyon %3,48 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık %4 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon baz etkisiyle %61,53'ten %61,36'ya geriledi. Ekim'in zam şampiyonu giyim ve ayakkabı oldu. Giyim ve ayakkabı fiyatları bir ayda %13,73 arttı. Bunu konut takip etti. Konut fiyatları %7,54, lokanta ve oteller %3,51, gıda fiyatları %3,20 yükseldi. Yıllık enflasyonda en yüksek artış %94,12 ile lokanta ve otellerde görüldü. Bunu %81,30'da sağlık, %80,83 ile eğitim takip etti. Son bir yılda gıda ve ulaştırma fiyatları %72'ye yakın arttı. Gıda, sağlık, ulaştırma, eğitim gibi temel ihtiyaçlar bir yılda %70 ila %100 aralığında yükseldi. Böylece TÜİK verileri hayat pahalılığını bir kez daha ortaya koydu. ENAG ise yine TÜİK'ten yüksek açıkladı. ENAG'a göre Ekim'de enflasyon aylık %5,09 yükseldi. Yıllık enflasyon %126,18 oldu. Gelelim kıyasa. TÜİK ne diyor? Ekim ayında 100 liralık bir ürün en az 103 lira olmuştur. Hatta 103,5 lira olmuştur. 103 lira 50 kuruş olmuştur diyor. ENAG ise diyor ki Ekim ayında 100 liralık bir ürün en az 105 lira oldu. Ortalaması 105 lira oldu. Yani aylık 5-6 liralık zam gelmeye devam etti 100 liralık bir üründe. Peki ya yıllık? Yıllıkta TÜİK'e bakıyorsunuz %61 diyor. Ekim'den Ekim'e %61. Ekim'den Ekim'e %126 diyor. %126. Yani ürünün, bir ürünün, sadece tek bir ürünün geldiği noktayı özetliyor. Alışveriş sepetinde ne olduğunu bilmiyoruz TÜİK'in. Bu yönüyle zaten ENAG vurgulamaya çalışıyor. Şimdi Ekim enflasyonuna geldik. Yıllıkta baktığınızda adım adım nereden nereye geldi? %185 geçtiğimiz yıl Ekim'de ENAG enflasyonuydu. TÜİK aynı tarihte Ekim 2022'de %85 diyordu enflasyona. Sonra 170'e düştü ENAG, TÜİK 84 dedi. TÜİK 64 derken 137 dedi ENAG. Bu şekilde devam etti. En düşük nokta ise 2023'ün Haziran ayında 38'e düşen, bir önceki ay 39'a düşen enflasyon oranı ENAG'da %9 şeklinde seyretti. Sıfırlanan bir doğalgaz faturası üzerinden bile hesap ne oranda değişti hatırlıyoruz değil mi? Peki maaşlara etkisi ne olacak? Biliyorsunuz ki Sayın Şimşek'in bir açıklaması var. Ne dedi? Artık hedef enflasyona göre maaşlara zam yapmaya çalışacağız. Çünkü bu bir kısır döngüye yol açıyor. Mevcut enflasyonla bile, TÜİK enflasyonuyla bile hesap yapıldığında asgari ücretin, emeklinin maaş ortalaması nereye gidiyor? Bunu öğrenmek lazım. Bunun için de efendim Evren Bolgun hocamıza dönelim. Konuşmaya başlayalım. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey, iyi yayınlar diliyorum. Önce bir girizgah alayım bu enflasyon oranına dair. Nasıl bir tanım, nasıl bir tarif yapmak istersiniz? Peşine de maaş hesabını herkes soruyor hocam. O konuda fikirlerinizi, yorumlarınızı merak ediyorum. Tabii yani şimdi ENAG'la tabii kıyaslıyorsunuz ama sonuçta ENAG zaten en başından beri serisinde şeyden, TÜİK'ten çok farklı bir şekilde daha gerçek vatandaşın hissettiği enflasyonu olabildiğince yansıtıyordu. Dolayısıyla yani birbirine yakın sayacak bir beklenti içerisinde pek olmamak lazım ama evet, trendi göstermesi açısından iyi yapıyorsunuz paylaşımlarınızda.
Ha şöyle bir şey var. Yani bir kere enflasyon yükselmeye devam edecek. Yani bunu geçtiğimiz aylarda da söylemiştik hatırlarsanız yayınlarda. Yükselmeye devam edecek. Merkez Bankası da aslında malumun ilanını yaptı bu haftaki enflasyon raporu açıklamasına gayet. Hatta işte rakamları da üstüne tekrar net bir şekilde basa basa enflasyon tahminini aslında düzenli olarak yani 28 Mayıs'tan sonra göreve gelen yeni yönetim yukarı yönde revize etmeye devam ediyor. Bu tabii aslında hoş bir durum değil yani geçtiğimiz sadece 5 aydan bahsediyoruz neticede. En son elimizdeki veri bu yıl için 65, önümüzdeki yıl için 36. Hani 2025 çok var, onu söylemeye gerek yok. Ama şöyle bir şey var yani demek ki Merkez Bankası işte Mayıs 2024'ü söylüyor enflasyonun en yüksek çıkacağı nokta 75, %75'e kadar beklentisi dahilinde. Mümkündür yani ben açıkçası hani orada bu yıl sonunda işte 68 yani 70'e yakın bir rakam olma ihtimali kuvvetle muhtemel 67-68 ama hani o önümüzdeki sene için 70'in üstüne çıkacağımızı hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şimdi buradan aslında hani detaylarda ne var? Aslında katı bir şekilde hizmet enflasyonu devam ediyor. Yani bu ayki bugün açıklanan geçen ayki enflasyonun raporunun içerisindeki rakamlara baktığınızda yoğun bir şekilde hizmet enflasyonunu yaşıyoruz. Bu tabii katılığın sürdüğünü gösteriyor aslında bizim açımızdan. Yani hizmet grubunda. Yani burada hakikaten hani yeme içme lokanta falan hani %94 şeklinde bir rakamla karşı karşıyayız. Eğitim %80, sağlık 81. Yani bunlar manşet yıllık %61.43'ün oldukça üzerinde rakamlar. TÜİK tarafındaki şeyin verinin doğru olduğunu kabul etsek dahi. Yani neticede şey hani en ağır kenara koyuyorum. Ama şimdi maaşlara tabii herkes onu bekliyor. Yıl sonu geliyor. İşte Ocak'ta asgari ücret artışı başlayacak. İşte memur emekli tarafında. Bir kere hani önce zam mı ifade edeyim 1 Ocak için. Çünkü karşı karşıya kalacağımız yani vatandaşların ödeyeceği vergi, harç vesaire. Yani yeniden değerleme oranı belli olmuş oldu aslında bugün itibariyle. %58.46. Yani demek oluyor ki biz yeni yıla kutlamaları bitirdikten sonra sabah kalktığımızda 1 Ocak sabahı ödeyeceğimiz işte vergiler, harçlar, cezalar falan trafik cezaları dahil olmak üzere %60'a yakın aşağı yukarı artmış olacak. Şimdi, vergi harçları ve cezalar 1 Ocak itibariyle %60'a yakın %58-60 bandında zamlanacak. Bu verilerle bunu anlamış olduk. Tam rakamı %58.46 1 Ocak itibariyle ödeyeceğimiz bütün yılı kapsayan artışlarda uyanmış olacağız yeni yıla. Dolayısıyla yeni yıl harcamalarını yılbaşında ona göre düşünün. Şimdi şöyle bir şey var. Asgari ücret ne olacak? Yani ben bunu aşağı yukarı bir iki ay öncesinde falan seriye baktığımda gördüğüm rakam seçim dolayısıyla da yani Mart 2023 yerel seçim beklentim dolayısıyla yine hükümetin yüklü bir zam yapma ihtimali mümkün görmüştüm. Yani nominal olarak rakamlar büyük gözüküyor ama tabii enflasyona göre aslında yapılan artışlar da eriyor 3-4 ay içerisinde. Yani 6 ay bile yetmiyor yaptığınız zamlar. Zaten son 2 yıldır da hatırlarsanız asgari ücreti 6'şar ayda bir yılda 2 kez zam yapıyoruz. Şimdi muhtemelen şöyle bir şey olacak. %50 yine zam bekliyorum asgari ücrette. Yani bu 17.103 liraya çıkartacaktır şeyi. Asgari ücret rakamı şu anki 11.402 lirayı. Ancak şöyle bir şey var yani Temmuz tabii Ekim açıklandı daha Kasım ve Aralık enflasyonu gelmemiş durumda. Yani zaten şeyin hani SSK ve Bağkur emeklileri açısından bir enflasyon şeyi yani yaşanmış olan Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ister istemez bir fark oluştu. Bu fark da tabii enflasyon özellikle Temmuz ve Ağustos'ta yüksek olduğu için topladığımızda yine %30'a yakın bir fark oluşmuş durumda. Ama daha 2 ayımız daha var. Dolayısıyla ben bunların hepsini topladığımda ve seçimin de yerel seçiminde bir hükümet tarafından bir miktar az bir şey de olsa refah payı gibi adlandırıyorlar. Yani 50 gibi bir rakamı ben bekliyorum. Beni şaşırtmaz %50. Fakat biz o tarihe geldiğimizde enflasyonda zaten 70'e yaklaşmış bir rakamla karşı karşıya olacağız. İşte 67 falan. Ama birkaç ay sonrasında da 75'e yaklaşmış bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Yani aslında yine çalışan sabit memur, işte emeklisi ve asgari ücretle geçinenler kendi gelirlerinde, harcama sepetlerinde geriye düştüklerini 3-4 ay sonra yine hissedecekler. 1 Şubat'ta yatacak maaşa ilişkinde hiç öyle umut verici bir hesap ortaya çıkmadı doğrusu. Yani öyle gözüküyor Can Bey. Şimdi yani sonuçta o şu yani genelde şöyle oluyor. Zaten
Sabit ve dar gelirli kesimin doğal olarak harcama eğilimi çok yüksek olduğu için temel gıdalar başta olmak üzere yani o şeye ekonomiye hızlı bir şekilde harcama olarak geri dönüyor. Yapılacak %50'lik zam işte dediğim gibi yani muhtemelen 17 bin liranın biraz üstüne çıkacaktır asgari ücret 11.402 liradan. O artı işte diğer taraftaki zamlarla yani diğer kesimler için söylüyorum memur emekli. Yani o taraftaki artışlarla Ocak, Şubat aylarını işte Mart'ın sonuna kadar falan 2-3 ay yani bu seçim dönemi diyelim. Seçim sonuna kadar olan periyotta 2024 ilk çeyreğinde kendilerini biraz rahatlamış hissedecekler. Ama ondan sonra yine Nisan ve Mayıs'taki yükselmiş olan enflasyonla da mevcut yaşanan son en azından 2 yıldaki durumla karşı karşıya kalmaya devam edecekler. Bundan pek bir kaçış yok bence kısa vadede. Peki emekli birkaç aylık kısmi refah diyelim çizdiğiniz projeksiyonda. Mart'tan sonra ne olur peki? Yani seçimden yani sonra. Mart'tan sonrası aslında yani hükümette de ben bunun pek kendi şeyini görmüyorum ama mesela büyümeyi Merkez Bankası biraz daha düşük beklediğini söyledi. Bence daha rasyonel de odur. Yani şeyde orta vadeli plan ve diğer bütçe kalkınma tarafındaki planlarda. Dolayısıyla yani büyüme bu yıla göre daha aşağıda gelmesi mümkün. Çünkü zaten küresel tarafta da bir geriye çekiliş var. Hem Amerika hem Avrupa işte Avrupa resesyonunda zaten. Çin de keza Asya tarafında da kendi ekonomisini yine de hareketlendirmek için bir sürü teşvik paketleri açıklıyor. Dolayısıyla biraz geriye gelme ihtimali var bence büyümenin. Zaten kaldı ki faiz tarafı zaten epeyce yukarıya gitti. Yani biz Merkez Bankası olarak geriden geliyoruz onu çok net görüyoruz zaten ama piyasada kredi faizleri 60'da 70 aralığına falan çıktı. %70'lere yaklaşan ihtiyaç kredisi falan başta olmak üzere faizler var. Mevduat faizleri de 40-41 işte 40 5, yani en fazla 45 diyeyim işte minimum 40. O da o banda oturmuş vaziyette. Dolayısıyla yani bu metriklere göre baktığınızda yani ister istemez yani vatandaşı da zorlayacak bir durum var. Yani kredi kartı tarafında da Merkez Bankası'nın faiz artışının da sönümlendiğini düşünmüyorum. Yani orada muhtemelen Kasım ve Aralık aylarında yine 2,5 gibi düşünürsek yani bir %5'lik daha bir payımız var. %40'a gitmesi gerektiğini daha öncesinde de söylemiştim hatırlarsınız. Yani önden yüklemeli faiz artışını yapmadı Merkez Bankası. Aslında geriden gelen hep geride kalan ve şu anda da aslında yaptığı 5 aydaki faiz artışları da yani %8,5'dan %35'e geldiğimiz noktada hala gerideyiz. Yani enflasyon rakamlarıyla görüyoruz. Yani negatif faiz marjı daha tam kapanmış değil. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz takdirde Merkez Bankası'nın bir an önce oyun kurucu rolünü aslında eline alması gerekiyor. Piyasayı yönlendirme ve yönetme fonksiyonunu icra etmesi gerekiyor. Diğer küresel merkez bankalarının yaptığı gibi. Hani biz burada biraz ileri geri gidiyoruz açıkçası. Ama vatandaş açısından yani en azından 5 puan daha kredi kartı Merkez Bankası faizlerinin artması %5 daha yani %40'a yükselmesi 31 Aralık'ta. İşte 1 Ocak'tan itibaren vatandaşların kredi kartları başta olmak üzere harcama tarafında taksitlendirme yapılan hani bir kenara koyuyorum ama normal faize dayalı bir şekilde borcunu borçla kapatması durumunda kalan kesim açısından hayat çok çok daha zorlaşacak 2024 yılında. Final sorusu kurda ekranlara gelsin. Dolar TL kuru, Euro TL kuru. Buna dair de bir projeksiyon rica edelim. Mart'a kadar. Ne olacak? Evet. Mart'tan sonra ne olacak? Yani yıl sonuna kadar muhtemelen 30 liranın altında kapatılacak gibi gözüküyor zaten. Çünkü orada Merkez Bankası her iki yönde de aslında fırsat bulduğunda işte ihracatçılardan gelen taraf olsun. Şimdi KKM çözülmeye başladı işte son 2 aydır diyelim 18 Ağustos'tan bu yana. Ancak şöyle bir şey var. Yani kur 30 lirayı yıl sonu baz alırsak yani 31-12 için aşağı yukarı Mart'a kadar da elinden geldiğince döviz kurunun aylık kademeli yani bir merdiven sistemine döndürdü. Ben bunu 90'lı yıllarda banka hazinelerinde çalıştığım yıllardakine benzetiyorum. Yani şu anda bakın elimizde ne var? Bu ayki, geçen ayki yani enflasyon 3.43 değil mi? Yani aylık kur artışlarını enflasyonun biraz daha bir tık daha gerisinde tutup ama kontrollü götürmeye çalışan bir sistem içerisindeyiz aslında son aylarda. Özellikle şey sonrasını kastediyorum. Seçimden sonra bir baskı yediğimiz periyodun şokunu verdik piyasaya. Hızlı kur artışını yaşattırdık. Sonra yine yataya girdik yani son aylarda. Yani şimdi bunu seçime kadar böyle sürdürmeye devam edecek bence iktidar. O yüzden büyük bir artışı
Mart 2024 sonuna kadar beklemiyorum. Ama ondan sonrasında enflasyonla kur farkındaki gidişatın açığın marjına göre Nisan, Mayıs ve Haziran başlarına kadar olan o 2-2,5 aylık periyotta yine ben döviz kurlarında hızlı bir yükseliş hareketinin olacağını düşünüyorum. Yani bu bizi nereye götürür? Vallahi yani 35 lira, 38 lira gibi rakamları görürsek önümüzdeki yaza girmeden şaşırmam açıkçası. Daha iyi ihtimalleri konuşacağımız programlarda buluşmak üzere. Yine aynı dilekle bildirim hocam. Sağ olun vakit ayırdığınız için. Rica ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evren Bolgun hocamızın söyledikleri ortada. Vatandaşın gerçekleri nasıl seyrediyor? Ne olabilir? Ne olacak? Sorulması gerekenleri sorduk zannediyorum efendim. Hadi gelin biraz dolaşalım. Edirne'ye gidelim. Esnafa bakalım. Siftah yapamaz duruma gelmesi. Kasım ayıyla birlikte örneğin tarihi Araslı Çarşısı esnafı. Bir de kira zammı korkusu başladı. Bir de o dert. Yine o dönem geldi. Hepsi birlikte vatandaşın üzerine binmeye devam ediyor. Kazanamayınca giderleri nasıl ödüyoruz? İneğimizi satıyoruz, buğdayımızı satıyoruz. Meşhur yemekleriyle ünlü Edirne'de esnaf durumunu bu sözlerle anlattı. Kimi mecburiyetten zam yaptı, kimi ise karından vazgeçti. İndirimleri de çare olmadı dertlerine. Kepenk kapatacak duruma gelindi. Tava ciğeri üzerine restoran işleten Erdal Akgün, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle ciğerde indirim yaptı. Özellikle Edirne'mizde yaşayan insanların neredeyse ciğer yeme imkanlarının kalmadığının farkındaydık. İndirim yaptı ama o da dükkanını nasıl geçindireceğinin derdine düştü. Edirne tarihi Araslı Çarşısı esnafı ise Kasım ayının gelmesiyle kiralara gelecek zamlardan endişeli. Çarşıdaki dükkanlara geçtiğimiz yıl %72,5 zam yapıldı. Sabah gördüğünüz üzere çarşıda kimseler yok. Yerli, yabancı bekliyoruz müşterilerimizi ama gelen giden yok. Esnaf ev kiralarına uygulanan %25'lik zammın dükkanlarda da uygulanmasını istedi. Cumhurbaşkanımız %25 ev kiraları dedi. Dükkan kiraları %72,5'la kira ödedik. Yani burada bir ayrımcılık oluyor gibi görünüyor. Ama üvey evlat olmayalım. Bizim cebimizdeki paraya göz dikilmesin. Tarihi Araslı esnafı siftah yapamaz duruma geldi. Kazanamayınca giderleri nasıl ödüyoruz? İneğimizi satıyoruz, buğdayımızı satıyoruz. Gelip burada borcumuzu, vergimizi, algımızı ödüyoruz. Bizim günlüğümüz burada 20 liraya geliyor arkadaşlar, 20. 20 lira para alıp götürüyoruz eve. Su alamasın, ekmek alamasın. Edirne'den Muğla hattına gidelim. Bodrum'a. Halk plajının kullanımı şimdi herkese açık ama ulaşmak öyle kolay değil. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahile çıkan 3 yol özel işletmeler tarafından kapatıldı. Yanlış duymadınız, şaşırmadığınızda da eminim. Şimdi site sakinleri ya bize yol açın ya bize bir yol gösterin diyorlar. Yani kullanmaları anayasal hak olan bir noktayı kullanamıyorlar. Bodrum Belediyesi'ne dilekçe verdiler. Biz de takip edeceğiz. Denizin içine kadar kenarlarına göre yapmışlar. Paranız varsa gireceksiniz buraya, paranız yoksa girmeyeceksiniz. Sahilin önüne set çekildi, halk plajı halksız kaldı. Bodrum'la deniz kenarına çıkan 3 yol özel tesisler tarafından kapatıldı. Ola ki bir kalp krizi geçir, ola ki bir boğulma olayı olsa inanın bir tane bir tane ambulans gelip bize yardımcı olamayacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 12 bin kişinin kullandığı halk plajına erişmek pek kolay değil. Kıyıların kamu ortak malı olduğunu söyleyen anayasa maddesi olsa da özel işletmeler kimi zaman sahile duvar örüyor, bazıları ise kapı koyuyor. Yıllardır bu bölgede yaşayan ve bu kıyıları kullanan gerek site sakinleri, gerek müstakil ev sahipleri, gerekse halk olarak bu sahili evimiz bilip kullandık. 5 site yöneticisi Bodrum sakinlerinin imzaladığı dilekçeleri belediyeye götürdü. Talepleri net, sahille aralarına örülen duvarları aşmak istiyorlar. Müzik
Ülke gerçeklerini aktarmaya haber turuna devam edeceğiz elbette. Ama geri sayımın artık bittiği, CHP'de kurultay zamanının geldiği noktadan az önce Gizem Yağbasan son hazırlıkları paylaşmıştı. Şimdi bu hazırlıklarla ilgili görevlendirilen bir isim var biliyorsunuz. Gürsel Erol şimdi kurultay salonuna geldi ve sıcak bir açıklama yapıyor. Biraz kulak verelim mi? Sıfatının arkasına saklanarak milletvekiliyim, parti meclisiyim diyerek değil, gençlik kollarından gelen ruhun arkasına sığınarak, o ruhu yaşayarak bu kongrenin organizasyonunu yapıyoruz. Ve güzel bir kongre yaşayacağız, demokratik bir kongre yaşayacağız ve Türkiye'ye yeniden bir umut ışığını yakmanın mücadelesini vereceğiz. Ben hepinize teşekkür ederim. Ayrıca sormak istediğiniz sorular varsa da arkadaşlarımızla onları cevaplandırmak isteriz. Yani teknik olarak arkadaşlarımızla konuştum. Yani salondaki görevlendirmenin, onur kurulu üyelerinin dağılımının, konukların dağılımı ile ilgili, divan sürecinin yönetimi ile ilgili tam bir mutabakat var. Aramızda hiçbir ayrılık yok. Herhangi bir tartışma konusu yaratacak herhangi bir konu yok. Aramızda konuşarak, anlaşarak bütün iki adayımızın da konukların Türkiye genelinden, bütün teşkilatlarımızdan, örgütlerimizden gelen konuklarımızın burada en iyi ağırlanması ile ilgili bir mutabakata vardık. O bizim yetkimiz değil, o bizim yetkimiz değil. Çünkü kongrelerin süreci şöyle olur. Sayın Genel Başkanımız hazır ol cetvellerinde delege çoğunluğunun sağlanması ile ilgili kongreyi açar. Divan Başkanlığı önerisini kongre delegelerinin onayına sunar. Divan Başkanı seçildikten sonra kongrenin bütün yönetimi Divan Başkanı inisiyatifindedir. Daha doğrusu divanın inisiyatifindedir. Yani sürelerde bir kısıtlama olacak mı, sayılarda bir kısıtlama olacak mı, yeterlik önergesi verilecek mi, bu oylanacak mı, kabul edilecek mi? Bu tamamen divanın yetkisi. Sayın Genel Başkanımızın bu konuda bir açıklaması ve değerlendirmesi var. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri geçmişte de çarşaf liste olmuştu. Yine çarşaf liste olacak diye biliyorum. Sayın Genel Başkanımızın o konuda bir açıklaması var. Hiçbir yasak yok. Öyle bir şey yok. O ya, doğru bir bilgi değil. Hiçbir yasak yok. Tam tersine işte arkadaşlarımız da bugün görüyorsunuz işte dışarıda Sayın Özgür Özel'in her tarafı afişleri ve pankartları asıldı. Hatta bugün konuşmamızda biz işte karşı tribünleri Sayın Özgür Özel'i destekleyen konuklara verdik ve arkasında Sayın Genel Başkanımızın afişleri vardı. Hatta o afişlerin bile indirilip Sayın Özgür Özel'in afişlerinin asılacağını söyledik. Sanıyorum öğleden sonra o çalışmayı da yapacaklar. Hiçbir yasaklama yok. Tam tersine talep edilen bütün talepler yerine getirilerek burada herkesin demokratik bir ortamda hakkını, hukukunu arayan bir süreci yaşanması için elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Evet arkadaşlar, ben başta sayın milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah güzel bir kongre yaşayacağız. Yarın sizleri de basın türbünümüzde en iyi şekilde ağırlayacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gürsel Erol'un açıklamalarını ekranlara getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı Ankara Spor Salonu'nda olacak. Biz de orada olacağız. İlk saatlerden itibaren saat 10'da başlıyoruz. Akşam artık nerede biterse haber takibimiz. Özel konuklarımız var. Tıpkı daha önce yaptığımız özel yayınlar gibi her yönüyle aktaracağız efendim. Eğip bükmeden alışık olduğunuz üzere doğru sorular, sizlerin yönlendirmeleri. Yine o özel analizcilerle, yorumlarla, araştırmacılarla kurultay heyecanı, Türkiye'nin bir ana muhalefet partisinin kurultay süreci her yönüyle yansıyacak efendim. Kaldı ki tüm adayları gördünüz efendim bu ekranlarda. Her soruda soruldu kendilerine istisnasız. Dün Sayın Cihaner'i ağırladım ben. Akşam Sayın Özel ağırlandı. Ondan önce İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Sayın Kılıçdaroğlu hem Sözcü gazetesi hem Sözcü televizyonu ekranlarındaydı. Haberlerimiz içerisinde zaten tüm adayların vaadi, delegeye seslenişi her yönüyle yer bulmaya devam etti. Doğru soruları doğru perspektifte aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi haber turumuza devam edelim. Nereye gittik bir hatırlatayım. Edirne esnafına gittik. Kira zam günleri geldi. Yük binmeye, ağırlaşmaya devam ediyor. Bu birincisi. Sonra Bodrum'a gittik efendim. Bodrum'un sahili paralı yolla etrafı çerçevelince gidemiyor insanlar. Onların hak arayışlarını ekranlara getirdik. Şimdi bir eyleme gideceğiz. Kahramanmaraş'ta orta hasarlı bina mağdurları platformu düdüklü eylem yaptılar efendim. Sıra onların sesinde.
ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla sokağa döküldüler. Düdük çalarak aylardır seslerini duymayan yetkililere biz buradayız demek için eylem yaptılar. Şehirde hala belirsizliğini koruyan orta hasarlı binaların akıbeti ve mikro bölgelendirme diye tabir edilen imara kapatılan alanlarla ilgili çalışma dahi yapılmamış, halen de yapılmamaktadır. 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta binaların çoğu orta derecede hasar aldı. Deprem mağdurları hasarlı binalar için hiçbir adım atılmadığından şikayet ediyor. Kurumlarca düzensiz ve bilimden uzak bir şekilde karot örneği dahi alınmadan sadece bir çekiçle duvara ve kolona vurulmak suretiyle ses dinleyerek evlere orta hasar raporu verilmiştir. Hasarlı bina sahipleri 9 aydır sorunlarının çözülmesini bekliyor. Orta hasarlı bina mağdurları adında bir platformda oluşturulan yaklaşık 500 kişiyle Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Bu zamana kadar ne Büyükşehir Belediyesi, ne ilçe belediyelerimiz, ne de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sorumluluk almıştır. Aynı şehirde iki ayrı belediyenin güçlendirme için istediği evraklar bile farklılık göstermektedir. Haklı olan taleplerini sıraladılar, çözüm gelmezse oturma eylemi yapacaklarını söylediler. Bilimsel şekilde yeniden hasar denetlemesi yapılmasını talep etmekteyiz. Deprem bölgelerini o halde aktarmayı sürdürelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski deprem izlerini araştırmak için 90 hendekten 140'tan fazla örnek aldı. Elde edilen jeolojik kalıntılar laboratuvarlara gönderildi sonucunu görmek için. Örnekler incelendikten sonra İzmir ve çevresindeki kentlerin depreme dayanıklı bölgeleri belirlenecek. Tabi belirlendikten sonra gereğinin yapılıp yapılmayacağı, bu yolun açılıp açılmayacağı çok daha önemli bir soru. Eski deprem izlerini araştırmak için 90 noktada hendek kazıldı. 140'tan fazla jeolojik kalıntı laboratuvara gönderildi. MTA tarafından haritalanan bütün diri fayları çalıştık. Onların üzerinde hendekler açtık. Şu bir depremin yine yani kanıtı, jeolojik kanıtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi depreme dayanıklı bölgeleri tespit etmek için düğmeye bastı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün haritalandırdığı fay hatlarından örnekler alındı. Fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için az önce yaptığımız gibi örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız hendeklerde gördüğümüz, işte fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'tan fazla. Belediyenin çalışması yalnızca İzmir için önemli değil. Faylar birbirini tetikliyor. Çalışmalar bölgedeki diğer illeri de kapsıyor. Bu çalışma her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışması gibi görünüyor olsa da aslında bu çalışma Söke için geçerli, Aydın için geçerli, Muğla için geçerli, Manisa için geçerli. Hendek kazısının nerede yapılacağı önemli. Bazı kazı alanları özel mülkiyette yer alıyor. Yetkililer kazı çalışması için izin almakta zorlanıyor. Sonuçta burası bir mülkiyet. İzin almamız gerekiyor. Çünkü kazı yapılıyor işte gördüğünüz gibi yani vatandaşın yeri sonuçta. Şurası uygun gibi görünüyor. Evet, oradan Bu ülkenin işçileri, emekçileri neler yaşıyorlar aktarmaya devam. İş güvenliği ve işçi sağlığı yok sayılıyor. Alışık olduğumuz utanç maddeleri ne yazık ki alışmak durumunda bırakıldığımız, alışmaya itildiğimiz demek lazım hatta daha doğru bir tabirle. Mersin ve İstanbul'da iki işçi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Türkiye'de 2023 yılının ilk 9 ayında 1409 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. İşçiler bu yüzden bu iş kazası değil, iş cinayetidir diyorlar. Tekstil atölyesinin çatısında tadilat yapıyordu ancak yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için düşüp hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir tekstil atölyesi tadilata girdi. İşçilerden Niyazi Canlı çatıda çalışıyordu. Bir anda dengesini kaybetti, 20 metreden aşağıya düştü. 28 yaşındaki işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul Bahçelievler'de de yabancı uyruklu bir işçi çatıda çalışıyordu. O da dengesini kaybetti, 5. kattan düştü. Arkadaşları aşağıya düşen işçinin yardımına koştu. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri de geldi. Ancak 42 yaşındaki işçi kurtarılamadı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre sadece Eylül ayında tam 151 işçi yaşamını yitirdi. 2023 yılının ilk 9 ayındaysa 1409 işçi iş kazalarında can verdi. Efendim haber turumuza devam edelim. Manisa'ya gideceğiz. İshak Çelebi Mahallesi sakinleri ölüm korkusuyla yüzleşmek zorundalar. Peki neden ölüm korkusu yaşıyorlar? Bir ay önce evleri yıkan, sokaklarda yarıklar açan bir heyelan. İzleri ise hala silinemedi. Dolayısıyla endişe de giderilemedi. Mahalleli bir an önce bulundukları yerden tahliye edilmek. Çözüm istiyorlar. Evimiz başımıza yıkılmasın ve çaresiz kalmayalım. Evlerimiz de çatlak zaten. Korkuyoruz yani. İstinat duvarları çatladı, yolda yarıklar oluştu. Evler yıkıldı. Heyelan izlerinin silinemediği mahallede kimse rahat uyku uyuyamıyor. Bir sarsıntılar, bir şeyler oluyor. Biz buralar kaydığı için korkuyoruz. Yani acaba bizim evlerimiz hemen gider mi diye. Çocuklar okula gidiyor. Acaba ayağının altında patlar, çocuklar içine düşer mi diye. Bir yerleri kırılır mı diye. Manisa'daki İshak Çelebi Mahallesi'nde inşaat çalışması heyelana yol açtı. Felaketin üzerinden bir ay geçti ama mahalle hala toparlanamadı. 5 ev geçen hafta tahliye edildi ama mahallede hala yaşayanlar var. Çocuklarım okula giderken işte ev çatlak giderken hani üstümüze yıkılır diye korku ve endişe içindeyiz. Mahalle sakinlerinden biri de paralimpik milli yüzücü Mehmet İleri. Koltuk değnekleriyle çatlak yollardan geçmek zorunda kalan sporcu bir an evvel önlem alınmasını istiyor. Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz. Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik tahliyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüldüğünü açıkladı. Ailelerin bekleyişi sürüyor. Haber turumuza bir virgül. Ekonomik olarak nasıl bir haftayı geride bıraktık? Bugünün sıcak verileri ne anlatıyor? Bakıyoruz dolar TL, euro TL'ye, savaş gerçekliğiyle Brent petrole. Şimdi dönelim verilerin izini sürmeye başlayalım. Hoş geldin diyerek sözü Merve İkinci'ye bırakalım. Hoş bulduk Can. Hemen bakalım haftanın son iş ve işlem günündeyiz. Tabii piyasalarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin serbest kalmasından sonra hisse senetlerinde risk iştahı yükseldi. Yani ne oldu? Hisse senetleri yükseldi. ABD tahvilleri ve dolar endeksinde gerileme gördük. Dolar endeksi küresel para piyasalara karşısında gerileme kaydetti. İçeride de dün bu küreseldeki hisse senetlerine yükselişe paralel olarak Borsa İstanbul'da da güne artıda kapattık. Yaklaşık %1.80'lik bir primleme söz konusuydu. Yine pozitif alıcılı bir seyirle haftanın son işlem gününe başladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi. Ama anlık olarak baktığımızda endeks yeniden satıcılı yani pozitiften negatif seyre döndü. Hemen bakalım %0.13'te 7673 puandan son işlem gününe başladı. Açılışından bu yana %0.35'lik bir gerileme kaydetti BIST 100 endeksi. 7636 puanda şu anda anlık olarak görüyoruz. Dün 7663'ten kapatmıştı. O puanın da altında olduğunu söyleyebiliriz Borsa İstanbul'un. Tabii endekslere baktığımızda sanayi endeksi artıda olan endeksler arasında %0.08'lik bir yükseliş var. Ama ulaştırma endeksi %1'e yakın primleme prim düşüşü kaydetti. Mali endeks %0.57 düşen endeksler arasında. Aynı şekilde finansal kiralama ve banka endeksleri de yine ekside olan endeksler arasında. Devam ediyoruz. Dolar TL'de yeni rekorları gördüğümüz bir seviye parite var. Karşımızda 28.40'tan işlem görüyor anlık olarak. %0.27'lik bir yükseliş görüyoruz. 28.37'den açılışını yapmıştı. Yine likit olmayan işlemlerde 28.75'e kadar yükselen bir dolar TL paritesi gördük. 28.5 sınırına doğru ilerleyen bir parite var karşımızda. Euro TL'de adım adım yine 30'un üzerinde yükselişleri görüyoruz. 30.24 seviyesinde Euro TL hareket ediyor. %0.28'lik bir yükseliş bu tarafta da söz konusu. Euro dolar çaprazına bakacağız çünkü dolar endeksi küresel para piyasaları karşısında gerileme kaydetmişti. Bundan bahsedeceğiz. Bu arada tahvillerde de düşüş var. 12 bas puanlık bir düşüşle 4.39'a çekildi. Hatırlayacaksınız geçen hafta 5'in üzerinde 17 yılın zirvesini görmüştü ABD hazine tahvilleri ama Fed'in faizleri sabit bırakması ve Fed Başkanı Powell'ın güvercin tonundaki piyasa
piyasaya faiz artırım yönünde olmayacağı yönündeki mesajları sonrası hem dolar endeksi hem tahvil geriledi. Euro dolar paritesi de yükselişte, 1.06 seviyesini görüyoruz. %0.19'luk bir yükseliş var. Ve altının onsu, güvenli liman altın aslında 7 Ekim'de İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların başladığı günden bu yana yükselişini sürdürüyor. 2016 ile 2016 dolarla ons altın zirveleri test etmişti. 5,5 ayın seviyesinden 1987 dolarlara kadar geriledi ama hala kazanımlarını büyük bir miktarda koruduğunun altını çizebiliriz. İçeride gramda yeni zirveleri görüyoruz. Çünkü hem ons altın güçlü hem de içeride dolar TL hareketli. 1814 liradan altının onsu da alıcı buluyor. Petrol fiyatlarına bakacağız. Üçüncü hafta ekside kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatları 95 dolar seviyesinden 85 dolara kadar çekilmişti ve haftalık bazda %4'ün üzerinde düşüş kaydetti. Aslında burada özellikle bölgede çatışmaların diğer ülkelere sıçramayışı, İran'ın sürece girmesi biraz endişeliydi petrol açısından. Şu anda hala o tarafta olumsuz yönde, yani İran'ın dahil olmadığı bir senaryo olmadığı için, petrol fiyatları arz kesintisi de olmadığı için bir miktar daha yatay seyrini bu haftada geçen hafta olduğu gibi sürdürdü. Bunun da özellikle altını çizelim. Peki bakalım bugün içeride biz hangi verileri karşıladık? Enflasyon rakamları açıklandı. Dün yılın son enflasyon raporunu karşıladık. Bugün biliyorsunuz beklentilerin altında bir rakam açıkladı. %3,43 aylık enflasyon ve yıllık enflasyon %61,36. İçeride de bu verileri karşıladıktan sonra saat 15.30 itibarıyla piyasalar Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerini takip edecek. Bunlar en azından faiz kararı kadar piyasaların hareketinde etkili olacak diyelim. Ve gün ortasında bu şekilde noktalayalım piyasa notlarını Can. İyi yayınlar sana. Teşekkürler Merve. İkinci kolaylıklar. Piyasa notlarını da aldık. Kurultay gündemi ısınıyor. Özel bağlantılar var şimdi. Bir saatimiz daha var ve konuşacak tonla meselemiz. Mesut Yar'la Laf Çok sayesinde cuma geceleri alternatif solukla yüzler yine gülecek, manşetler yine değişecek. Acı mıydı? Mesut Yar'la Laf Çok'un bu... Öbürleri geldi. Ne mutlu yani herkes... size böyle güzel bir maça çıktım. İstersen bunu açık etmeyelim. Dolayısıyla... Gülerken güldüren, eğlenirken eğlendiren, konuşurken dinleten ve hiç söz kesmeyen ekran klasiği Mesut Yar'la Laf Çok bu akşam 23.45'te Sözcü Televizyonu'nda. Opet'in temizlik standartları aracınıza yansıyor. Araç temizliğinde ultra temiz dönemi başlıyor. Siz de Opet Mobil'e girin, kolayca bulabileceğiniz Opet ultra temiz noktalarından size en yakınını seçin, aracınızı tüm ultra temiz istasyonlarında aynı kalitede ultra temizleyin. Opet araç temizliğinde de farkı açıyor. Kasım'da çılgın kampanya. Siz de hemen bir Toyota Plaza'ya uğrayın. Hep aklınızda olan Toyota'ya 200 bin liraya varan indirimlerle veya %0 faiz fırsatıyla sahip olun. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun, GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Elektrik ve fazlası. Skyway. Thank you.
Ne diyorsun Kobi reklamına Faruk abi? Güzel. Yani jingle falan akılda kalıcı. De. Ya asıl diyorum, bizim Cenk'in reklamını yapsanıza. Bankacımız. Cenk'in reklamı mı? Bak, biz 8 senedir birlikteyiz onunla. Ben Cenk'in buraya ilk girdiği günü hatırlarım. Biz küçüktük. O yeniydi. Bizi hiç bırakmadı. Hep yanımızdaydı. Birlikte büyüdük. Bankacımız diyorum ama bakma. Cenk bizden biridir. Gerçek hikaye. O zaman reklamın starı Cenk olsun. Estağfurullah. Ben destek için buradayım. Bu hikaye Kobi'yi can evinde. Kobilerimize özel uzman portföy yöneticilerimizle. Kobiler tam güç ilerler. Üç Kasım Cuma, burası gündem masası efendim. Hareketlilik artıyor, tansiyon artıyor. Bir anda Gazze şeridinde yaşananlar, bir anda Kudüs'te kritik gergin cuma deniyordu. Müdahaleler Sözcü televizyonu kamerasına yansıdı. Nihat Fındıklı görüntüledi. Burak Ersemiz, istihbarat şefimiz an be an anlattı. Dünya medyasının gözü kulağı orada. Ülkemizde olup bitenlere ağırlık verdik. Ekonomik olarak nasıl durumdayız? Enflasyon verileri, TÜİK enflasyonu, ENAG enflasyonu, uzman görüşleri aldık, sokak röportajları, pazar tezgahlarında son durum, maaş hesabımız Ocak ayında, hatta 1 Şubat'ta nasıl değişecek, hepsini konuştuk. Geriye ne kaldı? CHP kurultayından aldığımız son kulis bilgileriyle birlikte artık yönümüzü biraz da hesaba döneceğiz. Şimdi ağırlıkla 4 aday var elbette. Sayın Ömen, Sayın Cihaner, Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu. Ama ağırlıkla delege hesabıyla Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel arasında geçmesi muhtemel bir yarışa işaret ediliyor. Bu yüzden buna dair son kulisleri alacağız. Birazdan Altan Sancar aramızda olacak. Başka ne konuşacağız? Ekonomik olarak Sözcü Televizyonu Haber Merkezi'nin birbirinden çarpıcı dosyaları var. Vatandaş sokağa çıkınca, markete gidince, pazara gidince ne yaşıyorsa yine canlı yayında belgeleyeceğiz efendim. Değerli çalışma arkadaşlarımız bu konuda özel dosyalar, röportajlar hazırladı. Ama önce gelin yargı diyelim. Arkasına kurultay salonuna bakalım. Kaldı ki kurultay salonundan sorumlu Gürsel Erol'un söylediklerinin bir bölümünü ekranlara getirdik. Soru cevap kısmını. Aslında önemli manşetler de verdi. Pankartlar nerede yer alacak? İşte nasıl müdahaleler var? Kimin fotoğrafı var? Bunlar hep ince hesaplar. Buna dair hangi yanıtları verdiğinin bir özetini de Gizem Yağbasan bize yapar. Ama önce Ozan Kelleci'ye dönelim. Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada Dilan Engin Polat çifti. Celal Ülgen bugün dedi ki ben bunca araç sergilenmişken bu soruşturmanın derinleştirilmek dışında başka bir şansının kalmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla tutuklamanın geleceğini düşünüyorum dedi. Araçlar emniyet yerleşkesinde. Bugün gözaltı süreçleri devam ediyor. Birçok kişinin sorgusuna başlandı. Son hesabı kim konuştu, kim konuşmadı, kim ne söyledi? Hala bu çift konuştu mu, konuşmadı mı? İzleyiciler bunu soruyor. O halde cevapları önce Ozan Kelleci'den almaya başlayalım. Celal Ülgen söylediklerinde sanıyorum kısmen haklı çünkü soruşturma bir yandan derinleştiriliyor. En ufak gelen bir ihbar bile araştırılıyor. Gözaltı sayısının 24'e çıktığını aktarmıştık. Bu nasıl oldu diyecek olursanız soruşturmanın Ankara ayağına da bir el atalım isterseniz. Soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 17'si gözaltına alınmıştı. Dün 3 şüpheli de kendi istekleriyle geldiler buraya. Teslim oldular. 20'ye yükseldi. Daha sonrasında bir ihbar geldi Ankara'da polis ekiplerine. Neydi bu ihbar? Ankara'da yine Dilan Polat'a ait bir medikal firması vardı. Bir şirketi vardı. Bunun Ankara şubesini işleten Mustafa Özel isimli şüpheli şirket hesabından parayı çekti ve daha sonrasında nişanlısının hesabına aktardı. Ama aktarırken de banka görevlisinin dikkatini çekti. Çünkü şirketten çekilen bir para şahsi hesaba aktarılıyor ve çok yüksek bir meblağ. Bize göre yüksek bir meblağ 1 milyon 800 bin lira. Bu aktarım yapıldıktan sonra banka memurunun dikkatini çekti. Banka görevlisinin dikkatini çekti ve daha sonra polis ekiplerine haber verdi. İhbarda bulundu. Böyle şüpheli bir işlem var dedi ve hemen akabinde de polis ekipleri harekete geçti. Burada zaten soruşturma devam ediliyordu ve hemen orada bir operasyon düğmesine basıldı. Yapılan operasyonda Mustafa Özalp, nişanlısı ve onlarla birlikte medikal firmasının Ankara şubesini işleten 2 şüpheli de yani toplamda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Ankara'daki işlemleri tamamlandıktan sonra da İstanbul'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Şu an o 4 şüpheli de Engin ve Dilan Polat'ın da bulunduğu mali suçlarla mücadelenin nezarethanesinde bekletiliyorlar. Önümüzdeki dakikalarda onların da ifade verme işlemleri başlayacak ama altını çizelim.
Efendim Engin ve Dilan Polat'ın ifade verme işlemleri bize 2 saat öncesinde gelen bilgi henüz başlamadı. Henüz yakın zamanda bir bilgi alamadık ama 8 şüphelinin ifade işleminin tamamlandığını biliyoruz. Geri kalan şüphelilerin ifade verme işlemi de hızlıca devam edecek. Tabii tek bir şüphelinin ifade verme işlemi olmuyor. Ayrı ayrı bölümlerde farklı şüpheliler, farklı polisler tarafından ifadeleri alınıyor ve daha sonra bu ifadeler karşılaştırılıyor. En zayıf halkadan başlandığını ifade etmiştik. Çünkü düğümün çözülmesi için önce en zayıf halkadan başlanmak gerekiyor. Bu hesap hareketlerinde, dokümanlarda en az adı geçen, bu soruşturmada en az adı geçen kişilerden başlanıyor. Onların hesap hareketleriyle birlikte söyleyecekleri, çözülecekleri belki de bir cümleyle, bir kelimeyle soruşturma belki bambaşka boyuta ulaşabilir. O nedenle önümüzdeki saatlerde en son sorgusu yapılacak kişi Engin ve Dilan Polat çifti ama şimdiye kadar 8 şüphelinin ifade verme işlemleri tamamlandı. Bugüne kadar, bu akşam saatlerine kadar bu ifade verme işleminin tamamlanmasını ve yarın sabah saatlerinde de adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Tabii bir yandan lüks şatafatlı bir hayat, lüks paylaşımlar, lüks spor otomobiller, gayrimenkuller, kahveden altın tozuyla içilen kahveler derken birkaç gün öncesine kadar böyleydi ama salı gecesi yapılan operasyonlar artık bambaşka bir boyuta ulaştı. Hem Dilan Engin Polat çifti burada hem onların lüks araçları, otomobilleri buradaydı. Değeri 150 milyon lira gibi bir meblağ buluyor ve daha da geçiyor hatta 24 farklı araçları var. Bunların birçoğu lüks araç. Dün onlar adli emniyetteyken burada spor otomobilleri, araçları Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede, emniyetin yerleşkesinde sergilendi. Yine oradaki LED ekranda o görüntüler, operasyon görüntüleri paylaştı. Duvarın arkasında da Engin ve Dilan Polat çifti vardı. Tabii bir yandan soruşturma devam ederken bu görsellerde, operasyonda ele geçirilenler de sergilenmeye devam ediyor. Peki bu lüks araçlar, otomobiller nasıl alındı diyecek olursanız baştan sondan başa doğru gidelim. Bu operasyon nasıl buraya geldi? MASAK bir rapor hazırladı. O raporun sadece bir kısmında şöyle bir ifade yer alıyor. 5 farklı şirketten tek bir şirkete tam 200 milyon lira aktarılmış. Bu aktarılan parayla da gayrimenkul ve otomobil alındığı biliniyor ama burada dikkat çeken kısım o otomobillerin alınması değil, hangi parayla alınması. Yani tek bir şirkete 200 milyon lira geliyor ama bu 5 ayrı şirkete 200 milyon lira para nereden geliyor? Kaynağı ne? Bu araştırılıyor. Bu araştırılınca tabii farklı detaylar da ortaya çıkıyor. Hem savcılığın elinde hem emniyetteki polislerin elinde, mali şubenin elinde farklı farklı dosyalar ve her hesap hareketi inceleniyor. Her dokümana teker teker bakılıyor ve bu yönde de soruların hazırlanması bekleniyor. Önümüzdeki saatler itibariyle bu yöndeki ifadeler başlayacak, sorular sorulacak. Ama dediğim gibi Engin ve Dilan Polat'ın ifadesi henüz başlamadı. Önümüzdeki dakikalarda belki de onların da ifade verme işlemleri başlayacak. Tüm ifadelerin bu akşam saatlerinde bitmesi ve yarın da adliyelere sevk edilmelerini bekliyoruz. Teşekkürler Uzan Kelleci. Kolaylıklar. Yeniden döneceğiz. Takip etmeye devam. Geldik kurultaya. Kurultay salonunda hazırlıklar hala devam ediyor. Gizem Yağbasan öğrendiklerini aktardı bizlere. Ardından Gürsel Erol'u gördük kameralar karşısında. Biz de mikrofonumuzu uzattık, sorularımızı sorduk. Alınan yanıtların bir kısmını ekranlara taşımıştık. Şu an hava nasıl? Hazırlıklar zannediyorum devam ediyor. Pankartlara atıfta bulundu. Özgür Özel'in destekçilerine ayrılan bir noktada Kemal Kılıçdaroğlu görseli veya pankartı vardı. Orada da bir değişim olacak dedi. Her talebi değerlendiriyoruz dedi. Özet itibariyle Gürsel Erol. Başka neler anlattı? Neler soruldu? Bir de gözlemlerin ne oranda değişiyor Gizem Yağbasan? Şu anda salonda durum ne? Hazırlıklar ne oranda bitti? İyi yayınlar dileyelim öncelikle Can Coşkun. Evet aslında bir önceki yayınımızda büyük bir salondaydık. O konuşmaların yapılacağı salondaydık. Ancak CHP bu kurultayda farklı bir sistem uygulayacak. Kameraman arkadaşım Muzaffer Adıgüzel'le birlikte delegelerin oy kullanacağı ayrı bir salondayız biz şu dakikalarda. Tabii Gürsel Erol açıklamasının ardından beraberindeki heyetle buraya da geldi. Burayı da anlattı. Şimdi delegeler 1367 delege içerideki salonda konuşmaları dinledikten sonra bu salona gelecek ve oylarını burada kullanacak cumartesi günü için yani genel başkanlığın seçileceği gün için 23 sandık kuruldu buraya. Tabii daha önceki kurultaylarda özellikle oy verirken delegelerin oy kullanması aşamasında oldukça hem süreç uzuyordu hem de bazı karışıklıklar yaşanıyordu. Bunu önlemek adına Cumhuriyet Halk Partisi oy kullanmak için diğer salonda ayrı bir çalışma yürütüyor. Dediğimiz gibi 23 sandık kuruldu buraya. Tabii her bir sandık için
Ayrı ayrı isimler oy kullanacak. Birinci sandıkta mesela kameraman arkadaşım görüntülüyor. Genel başkan, genel başkan yardımcıları ve parti meclisi üyeleri oy kullanacak birinci sandıkta. İkinoğlu sandıkta ise meclis üyesi, YDK üyesi ve yine milletvekilleri oy kullanacak. Yine üçüncü sandıkta da milletvekilleri oyunu kullanacak. Tabii 4'ten sonra 23'e kadar da artık delegeler, hangi ilin delegesi ise onlar alfabetik sıraya göre yine sıralanmış sandıklar, onlar kabinlere girerek oylarını kullanacaklar. Tabi geçtiğimiz kurultaylarda özellikle konuşmalar tamamlandıktan sonra oy işlemine geçilirdi ve portatif aslında kabinler kurulurdu o büyük salonun ortasına, ancak Cumhuriyet Halk Partisi o süreci hem hızlı hızlandırmak adına hem de bir karışıklık olmaması adına böyle bir çözüm yolu bulmuş. Burada da böyle çalışmalar yürütüldü diyebiliriz. Tabii bu salonda şu an için özellikle iki isim adına, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel adına herhangi bir pankartın olmadığını söyleyebiliriz. Ama ilerleyen saatlerde bu durum değişebilir. Sen de bahsettin, Gürsel Erol kameraların karşısına geçti. Hem kurultay sürecine ilişkin hem de soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Şu ifadeleri kullandı: bir demokrasi kongresi olacak dedi ve hazırlıklarının tamamlanmasında artık son aşamada olduklarının altını çizdi diyebiliriz ve şu ifadeleri ekledi: biz bu kongrenin ardından Türkiye'ye umut ışığı olmayı sürdüreceğiz dedi. Tabi bazı iddialar vardı. Salonda bir sıkıntının, gerginliğin yaşanmaması için bazı pankartların, dövizlerin alınmayacağı söylenmişti, iddia edilmişti. Ama Gürsel Erol böyle bir şeyin olmadığını, herkes istediği şekilde pankartını asacak. Örneğin sağ tarafta Özgür Özel olacak dedi. Sol tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler pankartlarını asacak dedi. Biz an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim Can Coşkun. Sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Gizem Yabasan. Kolaylıklar diliyorum. Kurultay sürecinde artık geri sayımın sonuna geldik. Yarın özel yayınlarla o salonda bakalım nelere şahitlik edeceğiz ve onları ekranlara taşıyacağız. Döndük stüdyoya efendim. Konuşacağımız mesele son kulisler, son hesaplar. Şimdi izleyici yorumları, soruları tek bir şey soruyor aslında. Tek bir noktada birleşiyor. Hepsinin ortak sorusu şu: kim kazanacak? Delege hesaplarında, çünkü insanların zihnini meşgul eden bazı görüntüler var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki yeni il başkanı Özgür Çelik. Biliyorsunuz 196 delegesi var İstanbul'un CHP adına ve 185'inin imzasını teslim ettiğini söyledi. Özgür Çelik kameralar karşısında Özgür Özel'e teslim etti. Sonra denildi ki özellikle Sayın Kılıçdaroğlu destekçisi olduğunu beyan eden kimi eski milletvekillerinden, kimi sosyal medya hesaplarından şöyle şeyler yazıldı. Ya orada 185 diyorsunuz da o 185'in içerisinde biz Özel için vermedik o imzayı diyenler var. İddia buydu. Böylesi bir iddiayı paylaştılar. Aynısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 55 il başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olmuştur açıklaması yapıldığında kamera karşısında, şimdi kişi hesabı yapıldı, sayıldı, 55 yok. Aynı suçlama bu kez karşı taraftan yöneltildi. Denildi ki o 55 dediniz ama 55 gördüğünüz gibi kameralar karşısında yok. Dolayısıyla diğerleri desteklemiyor. Ha, başkan destekliyorsa belki delegesi, o il delegesi belki desteklemiyor diye karşılıklı itirazlar olmaya başladı. İkisine de iddia ve suçlama şerhini önemli düşüyorum. Çünkü aslını göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Yarın göreceğiz. Geri sayım bitti, bitiyor. Kurultay zamanı geldi. Altan Sancar'la konuşmaya başlayalım. Hepimizin zihnindeki soruları, son hesap neye işaret ediyormuş? Bakalım, öğrenmeye çalışalım. Selamlar, hoş geldin Altan Sancar. Merhabalar Can Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hesap şu anda ne gösteriyor? Saat 14.09, bugün 3 Kasım Cuma. Bu şerhi önemli düşüyorum. Çünkü siyaset yarın son dakikaya kadar hesabı değiştirebilir. Olur da ya böyle demiştiniz denmesin diye saatine kadar şerh düşüyorum. 14.09 şu anda. Hesap ne gösteriyor?
Bu şehri düşünmeniz benim açımdan da önemli çünkü Ankara'yı uzun bir gece bekliyor. Açık söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle etkili isimler muhtemeldir ki bugün hatta bu gece hiçbir şekilde uyku görmeyecek gözleri. Şöyle söyleyeyim, hem sabah saatlerinde partinin genel merkezine gittim hem de değişim cephesinin kullandığı yerlere gittim. Otellere kadar gittik ve şöyle bir tabloyu söyleyeyim. Öncelikle az önce aktardınız, 185 delege dediniz İstanbul için. Ona bir güncelleme yapmakta fayda var. Tam 190 delegeye çıktı sayı. İstanbul'da seçilmiş 190 delege Özgür Özel için imza verdi. Bunun bir dakika şimdi daha... manşetleri ağır ağır gidelim çünkü bunlar önemli. Saat 14.10 itibariyle Altan Sancar der ki 195 İstanbul delegesinin 186'sıydı imza veren, artık 190 oldu. Bu birinci manşet. Lütfen devam et Altan Sancar. Evet. Evet, bu önemli bir nokta. Başka delegelerin de imzası böylelikle teslim edilmiş oldu. Zaten İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şu, Ankara'da görüşmelerine devam ediyor. Ve başka illerin delegeleriyle de artık görüşmeler yapılıyor. Bütün CHP'liler tarafından. Ve artık iş ikna noktasına gelmiş durumda. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Herkese genel merkez açısından da böyle çeşitli illerin delegeleriyle görüşmeler yapılıyor. Can Bey, yarın çok kıran kırana bir yarış izleyeceğimiz kesin artık. Çünkü bunu toplanan imza sayılarına bakarak söylemiyorum. Bunu görüştüğümüz isimlerin bize aktardıklarından bir çıkarım olarak belirttiğimi altını çizmek istiyorum. Çünkü evet, delege bir psikolojik üstünlüktür. Bu kadar imza topladık demek bir psikolojik üstünlüktür. Ama mutlaka. Buna ek olarak taraflarla görüştüğümüzde kıran kırana bir yarışın olacağını görüyoruz. Fakat belli noktalar Özgür Özel'in kazanma ihtimalini daha yüksek olduğunu dillendirenler olmaya başladı. Çok küçük bir farkla olacaktır. Olsa dahi altını çizerek söylüyorum. Küçük bir farkla olacak bu. Kemal Bey de kazansa küçük bir farkla kazanacak. Fakat bakın, siz de az önce yayına başlarken dile getirdiniz. Şimdi dün il başkanları açıklama yaptı. Tabii. Denildi ki 55 il başkanı. Aslında onun perde arkası var. Önce bir yemek bir tertip edildi. Acaba il başkanlarını yemeğe çağırsak denildi. 66 il başkanıyla başlandı sürece. Sonra 60'a indi. En nihayetinde 55'e indi. Hı hı. Ve sonrasında destek daha da azaldı Can Bey. Bunu da şöyle altını çizerek söyleyeyim. Mesela o açıklamada Samsun İl Başkanı'nın da adı yer alıyordu. Fakat Samsun İl Başkanı dedi ki biz ve delegelerimiz değişimi destekliyoruz. Yani Özgür Özel'i destekliyoruz dediler. Böyle ilginç bir tablo ortaya çıktı. Ama aynı itirazlar durum... İstanbul delegesinde de, ya silme diyorsunuz. Orada imza veren delegelerin hepsi Sayın Özel'i desteklemiyor ki gibi itirazları ortaya koyanlar da vardı. Onu da şer olarak düşün. Buyurun. Tabii ki. Orada şunu hatırlatmakta fayda var. O liste blok olarak hazırlandı. Yani blok delege ile yarışıldı İstanbul İl Kongresi'nde. Tabii. Ve mesela Cemal Can Polat kazanmış olsaydı muhtemeldir ki benzer bir tablo CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine şekillenmiş, evet, olacaktı. Bunu altını çizmekte fayda var. Yine benzer bir durum 27. dönem milletvekilleri için geçerli oldu. Ben Osman Budak Bey ile konuştum. Eski genel başkan yardımcısı aynı zamanda. Ben partimin iyiliğini istiyorum. Ben bir taraf belirtmedim dedi. Benim bu yazışmaları görmek şansım yok. Yüzden fazla, binden fazla WhatsApp grubundayız. Biz siyasetçiyiz. Bu akışı takip edemiyoruz. Keşke nezaket gereği beni arayıp söyleselerdi. Ben böyle bir imza vermedim dedi. Bakın, oradan sonra çok ilginç bir şey oldu. Çetin Bey'den duymadım bunu ama başka bir isimden duyduğumu söyleyeyim. Çetin Bey'in o dahil edildiği WhatsApp grubundan çıkarıldığını öğrendim. Bu açıklamayı yaptıktan sonra yani iş biraz da artık gerilime dönmeye başladı Can Bey, taraflar. Ve bu sabahta biz Hasan Cengiz ile güne uyandık CHP kurultayı ile ilgili. Hasan Cengiz biliyorsunuz daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu söylenmişti. Evet. Kendisi de bunu söylemişti. Hatta Perinaz Mahpeker Yaman'ı da kendisinin partiye getirdiğini belirtmişti. Sabah saatlerinde çok sayıda gazeteciye bir WhatsApp mesajıyla bir haber iletti. Bir internet sitesinde Özgür Özel'i, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllardır milletvekilliğini yapan, grup başkan vekilliğini yapan ve bugün de grup başkanı olan ismi Kandil'le ilişkili gösteren bir haberi gazetecilere gönderdi. Şimdi biz Hasan Cengiz'i nereden hatırlıyoruz derseniz, biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünde ona bir hediye sunmuştu, bir kılıç hediye etmişti ve değişimciler için kılıç çekildi diye not düşerek de Facebook hesabından paylaşılmıştı. Şimdi de bu tartışma yaşanıyor. Şimdi bu durum ister istemez
CHP Genel Merkezi tarafını belki medyada, belki sosyal medyada diyelim hadi, parti içerisinde olmasa bile dışarıya bir telaş hali olarak yansıtıyor ister istemez. Çünkü karşılıklı olarak taraflar birbirlerini eleştiriyorlar ve suçluyorlar. Artık bu gerilim normal, fakat bu telaşlı görünme hali normal değil. Hani bu bilerek mi yapılıyor, bilerek mi bu izlenim uyandırılıyor, bunu bilemeyiz. Bu siyaset artık. Kapalı kapılar ardında konuşulan siyasetin gereği. Fakat böyle bir durum var. Özgür Özel tarafıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Ben Hasan Cengiz'e sordum sabah saatlerinde değişim cephesindeki bazı isimlere. Dediler ki, ya arkadaşlar savaşa gitmiyoruz, biz kurultaya gideceğiz. En nihayetinde buradan Cumhuriyet Halk Partisi galip çıkacak diyerek belirttiler. Biz kazanacağız, rahatız. İlginç bir şekilde... açık söyleyeyim, benim de anlam veremediğim bir şekilde diyeceğim. Rahatız, kazanıyoruz havasındalar. Bu dikkat çekici. Özgür Özel cephesiyle ilgili şöyle bir bilgi vermekte fayda var Can Bey. Muhtemeldir ki bugün ilerleyen saatlerde 3 isim daha, en az 3 isim daha açıklayabileceğini biliyoruz kadrosunda. Birlikte yol yürüyeceği yol arkadaşlarından. Bunlar da yine özellikle belirtmek gerekiyor ki, belki de siyasette yüzü eskimemiş insanlar olacak. Dün Sözcü TV ekranlarında önemli açıklamalar yapmıştı zaten. Bazı isimleri açıklamıştı. İlhan Uzgel gibi, Yalçın Karatepe gibi isimleri açıklamıştı. Bugün de böyle bir açıklama geleceğini biliyoruz. Bu da Özgür Özel cephesinin elini güçlendiren bir açıklama baktığımızda. Neden diyeceksiniz? Çünkü Özgür Özel'in destekçileri arasında elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllardır başta milletvekili olmak üzere siyaset yapan insanlar var. Ve deniliyordu ki eskilerle mi değişim olacak? Şimdi Özgür Bey buna bir cevap vermek adına olsa gerek. Bakın, siyasette yüzleri eskimemiş insanlarla yoluma devam ediyorum diyecek. Bir önemli bilgiyi daha paylaşayım. Öğrendiğim kadarıyla bir siyasal iletişimci hazırlıyor. Konuşma üzerinde de çalışıyor aynı zamanda. Kılıçdaroğlu bir vefa konuşması yapacak aynı burada. Son kez diyecek genel galiba. Merkezi. Evet, son kez diyecek. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı adayı olduğunda da grup toplantısında da son kez bu kürsüden konuşuyorum demişti. Lakin seçim sonrası tekrar o kürsüden seslenmişti. Anladığımız kadarıyla CHP Genel Merkezi ya da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biraz da delegenin vefa duygusuna seslenecek. Yıllardır bu partideyim, belli bir yere geldik, son defa oyunuzu istiyorum, talip oluyorum diyecek. Ama Can Bey, biliyorsunuz ben kolay kolay yayınlarınızda da yorum yapmamaya çalışıyorum. Sizle herhalde yüzlerce yayın yaptık. Ama şimdi burada ilk defa yorum yaparak şunu soracağım. Yani liman neresi sorusu hala cevap bulabilmiş değil. Yerel seçimler olmadığını görüyoruz. Bu kurultay olmadığını görüyoruz. Öyle görünüyor ki 2 yıl sonra gerçekleştirilecek, en azından olağanüstü kurultay olmazsa gerçekleştirilecek kurultay gibi görünüyor. Yani CHP lideri belki de bu kurultayda seçilirse 2025'e kadar partinin başında kalmayı hesaplıyor. Ama bu güvenli liman neresi sorusu soruluyor. Haklı olarak. Yani belediye başkanlarını bir kez daha belirlemek mi güvenli liman? Ya da Kılıçdaroğlu'nun devam etmesini isteyenlerin belli görevlere gelmesi mi güvenli liman diye sormak gerekiyor. Bir de kendisinden sonrasına ilişkin o yaptığı tarif, Mehmet Karlı ben aktif siyasette değilim, anlayışımla da pek uyuşmaz aktif siyasette olmayan birinin bir genel başkanlığa oynaması, beni tarif etmemiştir diye kendi niyetini de ortaya koydu. Evet. Yunus Emre olduğu düşünülüyor. Hayır, asla değil diyenler bir anda ortaya çıktı. Orada da garip bir tartışma var galiba. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 1,5 milyona yakın üyesi olan bir siyasi parti. Ve eğer Cumhuriyet'i kuran parti, Türkiye'nin ve dünyanın en eski siyasi partilerinden biri. Eğer bir CHP lideri, bir CHP genel başkanı çıkıp aklımda biri var, biraz daha öne çıkması lazım diyorsa... Vay haline Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani koskoca bir siyasi parti ilerleyen dönemlerde görevde yarışabilecek ve kurultay sonrası görevi devralabilecek birden fazla isim yetiştirmediyse ya da en azından partinin genel başkanı böyle düşünüyorsa vay haline Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben olsam kapatır giderim. Eğer böyle bir tarif yapılıyorsa, açık söylemek gerekiyorsa. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz gazeteci olarak söyleyecek olursam herhalde ya bir Ankara gazetecisi olarak siyasi şeylerle en nihayetinde yakın mesai yapıyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde en azından Kemal Bey'in tarifine uyabilecek çok sayıda isim sayabilirim. Ama eğer genel başkanın aklında bu isimler karşılık bulmuyorsa bu başka bir noktaya. Yani ben kendimden sonraki ismi belirlerim noktasına tekabül ediyor ki bu da Cumhuriyet Halk Partisi açısından üzülecek. Üzülünmesi gereken bir nokta, açık söylemek gerekirse. Ama en önemlisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş delegeleri yarın itibariyle yerel seçimlerde
nasıl bir tablo ile karşılaşacaklarını da oylayacaklar. Şimdi en nihayetinde evet delege halkın içinden gelir, delege halkın kendisidir aynı zamanda. Lakin delege sadece partiyi değil aynı zamanda siyaseten başka konuları da göz önünde bulundurur. Ama halk sandığa gittiğinde elbette ki kendisine yansıyan kendisinin beklentilerini göz önünde bulundurarak tercihte bulunur. Ve artık bunu çok açık görüyoruz. Yani bugün berbere de gitseniz, bugün bir kafeye de otursanız Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konu açıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli şeylerin, belli taşların artık yerinden oynaması gerektiği görüşü toplumda ağırlık kazanıyor. Eğer toplumun beklentisine uygun bir hareket ortaya çıkmayacak olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuvvetle muhtemeldir ki yerel seçimlerde çok büyük sorunlar yaşayacaklar. Hadi yenilgi alacaklar demeyeyim ama çok büyük sorunlar yaşayacaklar. Ve bunun ardı Cumhuriyet Halk Partisi için çok daha ağır sonuçların ortaya çıkacağı bir süreç olacak. O yüzden ben bu kurultaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kritik kurultaylarından biri olduğunu düşünerek takip edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Peki ben de bir şart düşeyim. Önceki gün CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre konuğumdu. Bu tarifi kendisine sormuştum. Özellikle Özgür Özel cephesinin bu tarifi incitici bulduğunu da ifade etmiştim. Kendisinden sonra böyle bir devir anlamına gelecek bir cümle kurmaktan her zaman kaçınacağını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde bir mühür de olmadığını, sadece kendi anlayışına yakın uygun biri olarak bir tarif yaptığını, öyle devretme gibi bir durum olmadığını, orada mealen kullanıldığını sadece söylemişti, böyle bir izah getirmişti. Bunu da kamuoyunun takdirine bir şerh olarak sunmak lazım. CHP Genel Merkezi nasıl açıklıyor bunu, nasıl tarif ediyor diye vurgulayayım istedim. Şimdi hesap çok kafa kafa ediyor Altan Sancar. Bir şerh daha düşeyim. CHP Genel Merkezi'nden dün Saygı Öztürk aldığım son kulis bilgileri 200 kadar delege farkıyla CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyor dedi. 200 kadar oy farkına, delege farkına işaret ediyor. Ama Altan Sancar diyor ki bu gece uyumayacak Ankara. Şimdi delegeler geldi, oteller dolu, hesaplar, kitaplar, müzakereler, ikna süreçleri. O yüzden yayına başlarken dedik ki 14.09 itibariyle hesap budur. O yüzden Altan Sancar hesabı gönül rahatlığıyla verebildi kulisleri. Bu şerhi önemli düşüyoruz. Siyaset efendim, yani altılı masa sürecinden de sadece yakın geçmişimizden bile öngörülemeyen bir siyasi tablonun Ankara'da her partide neredeyse cereyan ettiğini de görüyoruz. Son soru Altan Sancar. Atmosfer, şimdi karşılıklı suçlamalar belki çok yüksek perdeden kayda geçmedi. İmzalara itirazlar var ama genelde sosyal medya itibariyle görüyoruz. Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, Sayın Cihaner ve Sayın Öğmen de elbette adaylık meselesinde imza süreçlerinde rol almaya çalışacaklar ama özellikle bu iki isim üzerinde birbirlerini çok aleni, açık, hedef aldıkları bir söyleme şahit olmadık. Ama ve lakin bunun yanında sormak lazım. Az önce işaret ettiğim bu tartışmalar, son söylemler, bizzat liderler birbirine hedef alan cümleler ortaya koymasalar bile altta onları destekleyenler sokak jargonuyla söyleyeyim kapışıyorlar. Siyaseten bir kapışma hali var. Ama kimsenin elbette dilemediği üzere büyük bir gerginlik yok. Ve fakat şunu sormak durumundayım. Yarın ben de o salonda olacağım. Sözcü Televizyonu özel yayınlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Özel'in konuşmalarını, Sayın Öğmen'in, Sayın Cihaner'in konuşmalarını, çalışmalarını herkese eşit süre vererek ekranlara taşıyacak daha önceki yayın politikalarında olduğu gibi. Sorulması gerekenleri de soracağız. Ama o konuşmalar, o konuşmalarda ne duymayı bekliyoruz? Her iki tarafta kuşkusuz iletişimcilerle çalışıyor. Bunu sen de söyledin. Metinler hazırlanıyor. Pankartları görüyoruz. Pankartlar asılıyor. Dil nasıl olacak? Mesela beklediğin Sayın Kılıçdaroğlu vefa ve son kez buna vurgu yapacak. Peki ya Sayın Özel? O neye seslenecek? Bir de en çok bu soruyu siyasi vaat itibariyle değil. Sonuçta orada muhatap seçmen değil delege. Dolayısıyla partiye ilişkin vaatler ortaya konacak. Genel itibariyle seçmen bununla ne kadar ilgileniyor? Doğrusu bunca yıldır seçim takip ediyorum. Biraz şüpheliyim. Biraz iç mesele bu. Ama gerginliği tırmandıracak bir söylem. Delegeyi kendisine çekebilecek bir söylem. Her iki taraftan da. Gelmesini bekler misin? Final sorusu.
Ben adaylardan böyle bir söylem beklemiyorum, açık söylemek gerekirse Can Bey. Adaylar elbette ki kendi vaatlerini, kendi parti içi politikalarını, kendi duruşlarını, belki rakiplerine karşı eleştirilerini biraz dozunu artırarak dile getireceklerdir ama orada adaylar tansiyonu yükseltecek, gerginliği yükseltecek bir konuşmadan kaçınacaklardır en nihayetinde. Lakin tarafları, delegelerden ziyade adayları destekleyen isimler, elbette ki bazı noktalarda sert konuşmalar yapacaklar, yapmak zorunda da kalacaklardır. Fakat bu tansiyonu taraflar arasında ne kadar yükseltir emin değilim. Fakat yarın bir de az önce de aktarıldığı gibi bir türbin noktasını da izleyeceğiz. Tabii. Şimdi dün o türbinlere asılan pankartlardan biri çok büyük tepki çekmişti. Oyunu görüyoruz biçiminde. Bu elbette ki gerginliği yükseltebilecek durumlardan biri. Şimdi bir ilginç nokta daha, biliyorsunuz. Mahmut Tanal da muhtemeldir ki yarın tabii seçim yapılacak ama divan üyesi olacak. Mahmut Tanal'ın divan üyeliğine de bir itiraz var. Genel Merkez Cephesi'nden bir öneri getirilmiş bu noktada. Biliyorsunuz Ali Mahir Başarır ile bir gerilim yaşamışlardı. Hatta sonra Ali Mahir Bey de doğrulamıştı. Göğsüne yönelik bir yumruk atıldığını belirtmişti. Mahmut Tanal'ın orada divan üyesi olması da yine bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Onun da altını çizmek gerekiyor. Fakat elbette ki taraflar tansiyonun yükselmesini istemezler. En azından Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri arasında bir tartışmanın kamuoyuna yansımasını istemezler. Bu daha ziyade kapalı kapılar ardında çözülmeye çalışılacak bir konu olacak. Peki Altan Sancar, yarın görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Bakalım akşam saatlerinde tablo kimin lehine, kimin aleyhine ne oranda değişecek? Takibe devam. Çok teşekkürler Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Döndük stüdyoya efendim. Yarın bakalım nasıl bir yayın olacak. Bu yayında neler aktarmak durumunda kalacağız sizlere. Akşam saatlerinde zannediyorum 8-9 sularında, eğer herhangi bir aksilik olmazsa diyor CHP kaynaklarımız, 8-9 sularında genel başkanın belli olmasını, ardından da çıkıp o zafer konuşmasını yapması bekleniyor. Planlanan bu. Planlanan bu. Dolayısıyla uzun bir yayın. Saat 10'da başlayacağız. Akşam 8-9'a kadar sadece Kurultay Salonu'ndan gidecek. Ardından belki atmosfer devam etmemizi öngörecek efendim. Özel yayınlarımız sürecek. Şimdi geldik Türkiye'nin meselelerine. Ne konuşuyoruz biz? Yargı. Ne konuşuyoruz? Gazetecilerin tutuklanması. Kim? Tolga Şardağan. Başka ne oldu? Cengiz Erdinç gözaltına alındı. Önce Ankara'ya sevk edildi denildi. Baktık, yok. Sevk edilmemiş. Şimdi böyle bir iletişimsizlik de ortada. 10 saatlik bir belirsizlik. Meslektaşları, yakın dostları ulaşmaya çalıştılar. Bunu şerh olarak düşelim. İlk açıklama geldi. Serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla Cengiz Erdinç, bu ülkede gazetecilik yapmaya devam edeceğim dedi. Bu ülkenin cesur, yürekli gazetecileri olarak da altına imza atan epey meslektaşımız olduğunu da biliyoruz. Merhaba. Ben Cengiz Erdinç, bir zorlu 24 saat kadar geçirdikten sonra burada özgür, sadece adli kontrolü olan bir gazeteci olarak buradayım. Haftada bir gün imza vereceğim ve yurt dışına çıkmam yasak. Zaten de böyle bir niyetim yok. Gazetecilik yapma, bu ülkede gazetecilik yapma devam edeceğim. herkese teşekkür ederim, tanıdığım, tanımadığım. Destek olan, arayan, soran avukatlarıma, bunun için seferber olan, sadece ifade özgürlüğü için seferber olan, gece yarısı Ankara'ya giden, oradan Ayvalık'a dönen, çünkü doğru bilgi verilmemiş, bunu öğreniyorum, yeni öğreniyorum ben. Nezarette geçirdim geceyi. Polisler çok düzgün davrandılar. Onunla ilgili bir sorun yok. Ama dediğim gibi avukatlarıma haber verilmemesi ağır bir durum. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Bu sabah savcı karşısına çıktım. Savcı bana haberimle hiç ilgili hiçbir şey sormadı. Sadece işte iki tane tweet, bu sizin mi diye sordu, bu hesap sizin mi diye sordu. Evet dedim, bunlardır, doğrudur vesaire. Bunun üstüne adli kontrol kararıyla serbest bırakıldım. Burada önemli olan şu, evet ben serbest bırakıldım ama gazeteci Tolga Şardağan hala hapiste. Ben 4 bir metrekare bir yerde
bunun ne olduğunu biliyorum. O hani eşinden, çocuklarından uzakta ve sadece gazetecilik yaptığı için hapiste. Bu kabul edilmez bir durum. Olmayacak bir şey bu. Yani bu ne hukuka ne biz böyle muz cumhuriyeti değil burası. Evet o oluyor, bu oluyor ama bir gazeteciyi doğru yaptı haber yüzünden, haberi doğru diye, buna rağmen yalan haber diye hapse tıkamazsınız. Olmaz bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin ahlakı, hukuku ne olursa olsun, evet hukuk ayaklar altında, yerlerde, yargı bağımsız değil ama bu kabul edilemez bir şey. Bu şartlarda bile kabul edilemez bir şey. O yüzden Tolga Şardan'ın tutukluluğunun kaldırılması için herkesin asla pes etmemeye, devam etmeye, savaşma, çağrı yapmaya davet ediyorum. Herkese teşekkür ederim. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Mesleki olarak imza. Şimdi gençler için açıklanan teknoloji paketi. Yürürlükte hatırlatmamız gerekenler var. Bir de bu modeller neyin nesiydi, bir duyuralım mı? O telefonlar ne ki öyle yani? Zaten isteyen alabilir o telefonu diye düşünüyorum ben. Size ihtiyaç yok. Yoktu yani o telefonlar için desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere açıkladığı teknoloji paketi yürürlüğe girdi girmesine ama desteğin 9500 lirayla sınırlı olması gençlerde pek de heyecan yaratmadı. Sanırım tuşlu. 9000'e anca o kadar. Piyasada 9500 liranın altında telefon bulmak mümkün ancak bulunan modeller daha çok 2 yıl öncesine ait. Mesela benim de elimde o telefonlardan biri var. Peki işlevleri ne? Gençlerin işine yarar mı? Daha çok alo demek ve video izlemenin ötesine geçemiyor. Online uygulama sitelerinde limit sınırı belirleyip arama yaptığınızda çıkan modellerin çoğunda tarih yazmıyor. Özellikleri bir elin beş parmağını geçmiyor. Mesela bozulsa yapılabilir mi? Şöyle bir olay oluyor. Bazı modellerde cihazın fiyatından çok ekran fiyatları çıkıyor mesela. Yani satıcı için iyi olabilir ama gençler için pek iyi olacağını düşünmüyorum. Çünkü o fiyata zaten gerekli şeyleri bulamazlar yani öğrenciler. Peki bilgisayarlarda durum ne? Sonuçta bu zamanki bilgisayarlarda işlemlerin hepsini ekran kartı yapıyor. Yani ekran kartsız bir bilgisayarda öğrencinin işine gelmiyor. Kısılan vergi, konulan limit, enflasyon karşısında yükselen fiyatlara dahi yetişemedi. Geldik EYT'lilere efendim. Madem EYT'lilere geldiniz, bu fotoğraf ne diyeceksiniz? Yeni EYT efendim. Emeklilikte yaşa takılanlar değil, evlilikte yaşa takılanlar onlar. Bence 27 gayet erken. Hemen evlenmemiz lazım. O parayı bir şekilde almamız lazım. En azından düğünü yaparız o parayla. Yaşa takılmış oluyorum. Aralık'ta 28'e gireceğim. Bu sözleri emeklilerden duymaya alıştık. Fakat bundan sonra gençlerden duyacağız. Çünkü yaşa takılan grup artık onlar. Yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi verileceği gündemde. Ancak kriter 18 ile 27 yaş aralığı. Yani bundan böyle evlilikte de yaşa takılanlar olacak. O zamanın şartlarına göre eğer 150 bin lira iyi bir bana getirisi olacaksa, iyi de biri çıkarsa karşıma neden olmasın tabii ki. Kredi tutarını az bulanlar da var. 150 bin lira yani şu an için aslında ufak bir para. Bu tepki haksız değil. Yaz aylarında yapılan hesaplamalarda içinde düğün, takı, ev eşyasının da bulunduğu evlilik maliyeti en az 400 bin liralardaydı. Çiçeği burnunda çiftlere verilecek faizsiz kredi için 4 yıllık anlaşma sağlanacak. İlk 2 yıl geri ödemesiz olan bu kredi geri kalan 2 yılda ödenecek. 30 yaşına kadar verilmesi gerekiyor bence. Kriterler yaşla da bitmiyor. Belli suçlara bulaşmamış olmak temel şart. Pilot bölge olarak ilk deprem bölgeleri seçilecek. Ardından genişletilmesi planlanıyor. Ama zaten evliliğe inanan birisi değilim. O yüzden eğer yaşa takılanlar varsa takılmasınlar, yaşamaya devam etsinler. Kimi kaçırdığı için üzgün, kimi evlilik zaten düşünmüyor. Gençlere göre 27 yaş günümüzde hayli erken. Bu devirde evlenme yaşı bence 27'yi geçti. Yani ben bile 30-32 yaşında evlenmeyi düşünüyorum. Skala bence 35'e çıkmalı. Siz kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım.
Son şansınız. Ne yapacaksınız? Muhtemelen kaçıracağım ben. İlerleyen günlerde meclis gündeminde olacak evlilik kredisinde şartların talepler doğrultusunda değişip değişmeyeceği merak ediliyor. Şimdi yeni EYT'lileri bir kenara bırakıp biz Airbnb ile devam edelim. Şimdi günübirlik ev kiralama devri sona erebilir. Çünkü yeni düzenlemeler, resmi gazete, yetkililerin salladığı parmaklar bir nevi değil mi? Ne diyor bakanlık? Eğer diyor bizden izinsiz evinizi turizm amaçlı kiraya veriyorsanız haberiniz olsun ceza yersiniz. Ha bizden izin aldınız, başkalarından da izin alacaksınız. Kimden? Mesela her komşunuza çıkıp izin alacaksınız diyor. Binada oturan her bir konut sahibinden, kiracıdan gideceksiniz, izin alacaksınız. Sonra bir de kapıya diyor levha asacaksınız. Hepsini tamamladığınızda Airbnb işi de tamam diyor. Bu saatten sonra o zaman kimse Airbnb yapamaz memlekette. Uygun fiyata tatil yapmak isteyenler genellikle günlük kiralık evleri tercih ederlerdi. Fakat bu günlük kiralık evlere de artık düzenleme geldi. Bu düzenlemeye uymazsanız 1 milyon TL'ye varan ceza ödeyebilirsiniz. Kayıt dışı kiraya verilen evlerin yarattığı vergi kaybı artınca hükümet çözümü düzenleme getirmekte buldu. Yeni düzenlemeyle birlikte 100 gün ve 6 olan kiralamalarda Airbnb kullanımı söz konusu. Bu noktada mutlaka Airbnb yapmak isteyen, kiralamak isteyen kişilerin de bakanlıktan onay alması. Sadece bakanlık izni yetmiyor. Aynı zamanda evlerin kapısına da tabela asılması ve tüm komşulardan onay alınması gerekiyor. Bütün kat mahallelerinin izin alınması gerekmesi biraz gereksiz gibi geldi bana çünkü kişinin kendi evi. Kayıt dışı kiralamada vergi kaybının senelik 50 milyar 638 milyon lira olduğu hesaplanıyor. Eğer vergi verme durumu olursa fiyat artar. Şartlar yerine getirilmeden kiralama yapılırsa 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye genelinde 80 bin civarında günlük kiralık daire olduğu tahmin ediliyor. Airbnb kullananlarsa tepkili. Bu düzenleme açıkçası benim çok hoşuma gitmedi. Yani özel mülk hakkıyla alakalı birazcık ters düşen bir konu. Ben evimi kiralıyorsam niye diğer komşularla böyle bir izin almam gerekiyor? Şimdi deprem bölgesiyle ilgili bir ödül, hem çalışmaları hem maddi yardımları neticesinde Oğuzhan Uğur'a bir teşekkür belgesi verildi AFAD tarafından. Ama her nedense tepki gösterenler oldu. AFAD bir yanıt verdi. Türkiye Tek Yürek kampanyasına 500 bin liralık bağış yaptığı için verdik ifadesini kullandı. AFAD Oğuzhan Uğur'a teşekkür belgesi verdi. Tepkiler geldi. AFAD açıklama yaptı. 100 bin lira bağış yapan herkese verdik dedi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Oğuzhan Uğur da pek çok ünlü isim gibi ön sıralarda yer aldı. Elini taşın altına koydu. Hem Babala TV'de yaptığı yayınlarla hem de yardımlarla. Hükümetin müdahalede geç kaldığı tartışması büyüdü. İnisiyatifte Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent ismi öne çıktı. Ancak bu kez de hedef gösterenler oldu. İşte hesap vereceksiniz, katilsiniz vesaire vesaire. Onları... Babala TV hesabından yapılan Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının çatladığı paylaşımı tartışmayı soruşturmaya dönüştürdü. Oğuzhan Uğur ifadeye çağrıldı. Yani bizimle hiçbir ilgisi yok. Keşke olmasaydı. Bizimle ilgisi yok. Oh rahatladık diyemiyoruz. Çok kötü olaylar oldu elbette. Ama dediğim gibi bizim attığımız tweetle bir alakası yoktur bu yaşananların. Uğur yardımlara ve sahada çalışmaya devam etti. Aylar sonra AFAD, Oğuzhan Uğur'a bir teşekkür plaketi gönderdi. Uğur da plaketi sosyal medyada paylaştı. AFAD'ın Oğuzhan Uğur'a teşekkür etmesi bir kesimden tepki aldı. Bunun üzerine AFAD açıklama yaptı. Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası'na 100 bin lira ve üzeri bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini duyurdu. Oğuzhan Uğur sahada da bu teşekkür belgesini hak ediyordu ama kampanya desteğiyle aldı. Sahi bu bağış meselesi aşılmışken bir kez daha çağrı yapalım efendim. Türkiye Tek Yürek kampanyasında o canlı yayına bizden 5, ondan 10, 10, ondan 15, bir 5 daha diye telefonla bağlanan, mesaj gönderen, orada şirketinin adını, kendi ismini geçiren büyük büyük iş insanları vardı. Bazılarının verdikleri sözün tutarını yatırmadıkları iddia ediliyordu. Bu konuda yetkililerimizden hala açıklama bekliyoruz. Lütfen ekran önünde bunun şovuna kadar girip de büyük meblağlar ortaya koyup da hala gereğini yapmayanlar varsa lütfen ifşa edin efendim.
lütfen ifşa edin. Bu çağrıyı hep yaptık, bir kez daha yapmış olalım. Geldik ekonomik krizin sadece bütçelere değil de başka nerelere etki ettiğini gerçeğine. Sağlığı tehdit ediyor. Şimdi glutensiz ürün tüketmek zorunda kalan çölyak hastaları sağlıklı beslenmek zorunda olmalarına rağmen zorlanıyorlar. Devlet aylık ortalama 350 lira destek veriyor. Yanlış değil. Bir daha okuyayım mı? Devlet aylık ortalama 350 lira destek veriyor. Ama bu parayla en fazla 6 tane glutensiz ekmek alabiliyorlar. Bir ayda 6 adet efendim. 6 adet ekmek yardımı diye de düzeltebiliriz aslında bunu. Çok sayıda hasta diyeti bozmak zorunda kaldığı için de sağlık açısından da mağdur. İnsanlarımız ürünlerini alamıyor ve bundan dolayı diyetini bozmak zorunda olanlar var. Ben 86 liraya bir tane çikolata alabiliyorum çocuğuma. Her bir gıda kalemi için kat be kat fazla ödemek zorundalar. Çünkü ürünler yurt dışından geliyor. Çölyak hastalarının aldığı 350 liralık devlet desteği 2 günde bitiyor. Yani 350 liralık yardımla hiçbir çölyak hastasının yarısına merhem olmuyor bu. Eskiye göre çok zorlanıyoruz çünkü maliyetler çok arttı. Çünkü gelen ürünlerin tamamı yurt dışından geldiği için döviz bazında geliyor. Bizler de bunları karşılayabilmek için zorlanıyoruz. Devletin verdiği destek 246 lira ile 375 lira arasında değişiyor. Ancak elimde gördüğünüz bu ekmek en uygunu 56 lira. Yani verilen destekle ancak bu ekmekten 6 adet alabiliyor ayda aile. Eğer çocuğuna daha kaliteli bir ekmek yedirmek isterse verilen destekle sadece çocuğuna ayda 2 ekmek alabiliyor. Çölyak bir çeşit gıda alerjisi. Gıdalardaki gluten hastalığı tetikliyor. Bu nedenle tükettiği her ürüne dikkat etmek zorunda çölyak hastaları. Yaklaşık 10 yıldır çölyak hastasıyım. Çölyak hastalar handikaplı bir grup. Hasta olup ölenleri duyuyoruz. Bu neticede ilerleyen safhalarda diyete uyulmazsa kansere çevirebilen bir hastalık. Çölyak hastalarının ürünleri ithal olarak ham maddeleri de yurt dışından geliyor. Bu sebeple ürünlerimiz çok pahalı bizim. Çölyak hastalarının en büyük sorunu masraf. Ürünler döviz kuruna bağlı olduğu için her geçen gün zamlanıyor. Bazı ürünlerin fiyatı geçen yıla göre 5 kat arttı. Arkadaşları yanında çikolata, gofret yerken, dondurma yerken benim çocuğuma alacağım tek gofret şu kadar bir gofret 86 lira. Benim ailemde eşim ve çocuğum çölyak hastası. Tabii bu çölyak hastalığı biraz maliyetli bir hastalık. Yani bütün aldığımız ürünlerin tamamı pahalı. Hastaların beklentisi 350 liralık devlet desteğinin artırılması. Sıra geldi gidenlerin hikayesine. Pandemi, küresel salgın döneminde hep anlatıyoruz. İsviçre, Almanya'dan donanımlı sağlık çalışanlarını transfer etmişti. Almanya eksiği nereden kapladı? Nereden kapattı eksiğini? Hemşiresi, doktoru. Nereden kapattı? Cevabı Sağlık Bakanlığı yetkilileri de çok iyi biliyor. Bu noktadan kapattı elbette. İhal tutum belgesi alan doktorların, sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün katlanmaya devam ediyor. Bunun hak hukuk mücadelesiyle de alakası var, sağlıkta şiddetle de. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Maalesef hekimlerimiz artık Türkiye'deki ekonomik koşullar, sağlıkta şiddet pek çok nedenle yurt dışına tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidiyorlarsa gitsinler dediği hekim göçü hızlandı. Türk Tabipleri Birliği yeni verileri açıkladı. Hekimlerin yurt dışına gitmeden önce Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi alması gerekiyor. Belge yurt dışına göç eden hekim sayısını da ortaya koyuyor. Belge için başvuru sayısı Ekim ayında 256, 2023'ün ilk 10 ayında 2541 oldu. Bu rakam 2022 yılında iyi hal belgesi alan ve o belgeyle Türkiye'den göç eden doktor sayısının toplamından fazla. Bu aslında tıp diliyle Türkiye'de sağlık ordumuz ağır kanama altında, kanama geçiriyor demektir. Bu kanamanın durdurulması lazım. Hekim göçünün önemli nedenleri şunlar: ağır çalışma koşulları ve şiddet, düşük ücretler, liyakatsiz yöneticiler, özgürlüklerin kısıtlanması, hukuka güvenin azalması gibi duruyor. Türkiye'deki doktor sayısını Mart ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 133.418 olarak açıklamıştı. OECD ülkelerinde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 2019'da 365 iken bu rakam Türkiye'de 167'de kaldı. 10 yıl önce yılda 30-40 doktorumuz yurt dışına çıkarken geçen yıl 2154 doktorumuzun yurt dışına çıktığını biliyoruz. Bu hızla giderse 3000 olacak.
Şiddet sarmalı. İzmir'de bir müzisyen. Daha önce mahkemelik olduğu biri var, komşusu. Pompalı tüfekli saldırısına uğruyor. Şikayetçi oluyor. İfadeler alınıyor. Süreç devam ediyor. Sonra evlerine döndükten sonra komşusu bu kez baltayı alıp müzisyenin evine saldırıyor. Önce hakaretler yağdırdı, ardından pompalı tüfekle komşusuna ateş açtı. Jandarmadaki ifadesi sonrası serbest kaldı. Bu sefer geri döndü. Komşusunun evine baltayla saldırdı. 20 Eylül 2020'de İzmir Foça'da Arif Serdar K. ve yan komşusu Olcay A., müzisyen Buzukin Niko olarak bilinen Niko Necdet Keresteci ile tartıştı. Bıçakla Keresteci'ye saldırdılar. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Saldırıyla ilgili açılan davada geçen Aralık ayında karar çıktı. İki komşu silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keresteci ise basit yaralamadan 1680 lira para cezasına çarptırıldı. Keresteci komşusu Arif Serdar K. ile 17 Ekim'de yeniden tartıştı. İddiaya göre komşusu önce Keresteci'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından küfür ve hakaretler yağdırdı. Keresteci ailesi yine şikayetçi oldu. Komşusu ise ifadesinde domuzları ateş ettim dedi. Taraflar evlerine döndü ancak komşusunun Keresteci'ye öfkesi dinmedi. Sabah saatlerinde baltayla müzisyenin evine saldırdı. Neyse ki o sırada aile evde yoktu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aile bir kez daha saldırganlar şikayetçi oldu. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz diyorlar. Ve kapanış haberimiz efendim. 45 yılda bitirilen bir şarkı. Beatles'dan. And when I touch you, I feel...